Tabi Risale-i Nur bir nimet, hakem de hakiki bir nimet. Yani nimet kendi cinsinden şükür istediği için de Risale-i Nur'u bilen insanlar, tanıyan insanlar az da olsa o meşrepten biraz bir avuç da olsa su içen insanlar bu nimete teşekkür etmek için onu anlatmaya çalışıyorlar. Cenab-ı Hak inşallah bizleri de onlardan eylesin. Hakiki manada istifade ettirsin. Hakiki manada anlamayı ve anlatmayı inşallah nasip eylesin. Ben her Risale'yi okuyuşumda yani kalbi minnetlerle bazen de böyle o kalbi minnetler taşıp gelip dilimde dua şeklinde de ortaya çıkıyor. Yani hem üstadım bu meseleleri saklamadığı için, kendisinde tutmadığı için, bizlerle paylaştığı için hem de üstadın etrafındaki ona sahip çıkan malum olduğu üzere yani yazısı çok fazla şey değil üstadın. Onları yazan, o sıkıntılara katlanan, bize bir şekilde onları ulaştıran insanlara hep dua ediyorum. Yani hem kalbi minnetlerim hem de bazen de dilimle böyle açıyorum dilimi. Yumuyorum gözümü, öyle dua ediyorum. Yani öyle müthiş mücevherler, öyle dehşet şeyler var ki işte Risale'nin içerisinde. Herkes işte biraz az böyle ucunu açtığı zaman onu da fark ediyor, biliyor. Şimdi müsaade ederseniz ben bir silsile içerisinde hızlıca önce Risale-i Nur'un genel bir yapısını sizle paylaşmak istiyorum. Yani bu genel yapısını paylaşırken de onun içerisinde Risale ile alakalı Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği bazı şeyleri ifade etmek istiyorum. Şimdi biz hani malum olduğu üzere Üstad'ın eserlerini ele alırken Risale-i Nur da tabii bu Üstad'ın eserleri içerisinde olduğundan dolayı Risale'yi anlatırken hep başta Üstad'ın genel manadaki eserlerine vurguda bulunmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki işte Üstad'ın eserleri var. Üstad'ın yine malum olduğu üzere bir eski sahip, bir de yeni sahip diye iki ayrı, iki farklı dönemi var. İşte bazıları son dönem itibariyle belli bir tarihten sonra bir üçüncü sahip falan diye de bahsediyorlar ama fakat umum manada, genel manada ifade ederken biliyorsunuz eski sahip dönemi, yeni sahip dönemi diye genelde bahsediliyor. İşte bu dönemlere göre de biraz Üstad Hazretleri'nin eseri değişiyor. Yani eski sahip dönemi eserleri 1922'den 22 tarihinden önce yani Ankara'ya gelmeden önceki eserlere eski sahip dönemi eserleri 1922'den sonraki eserlere de yeni sahip dönemi eserleri deniyor. Risale-i Nur da zaten Risale-i Nur diye isimlendirilen eserler de yeni sahip dönemi eserlerin içerisinde yazılmış olan eserler oluyor. Şimdi eski sahip dönemi eserlerinin en sonu 1921'in sonlarına doğru yazılmış. Bu lemaat olarak yazılmış. Bunun içerisine girmeden yeni sahip dönemi eserlerinin de bir de kendi içerisinde bir dağılımı var. Onu da ben sizlerle paylaşayım. Yani yeni sahip dönemi eserlerine intikal ettiğimizde de burayı da iki parça şeklinde ele alıyoruz ve inceliyoruz. Birincisi telif olan eserler. Yani sıfırdan yazılan, üstadın yazdırmış olduğu eserler. Bir de tanzim olan eserler diye yeni sahip dönemi eserlerini bu şekilde ayırıyoruz. Tanzim olan eserlere intikal ettiğinizde de tanzim olan eserlere intikal ettiğinizde de bu tanzim eserleri bir üstadın kendi tanzim ettiği, kendisinin tensip ettiği, işte Risale'den falanca yeri alın, falanca yeri alın, falanca yeri alın, onları bir araya getirin, bundan bir kitap yapalım falan mesela diyelim. Asa-i Musa gibi. Mesela diyelim Skeytas'taki Gaybi gibi. Yani bu şekilde üstadın kendi tensibiyle yapılmış olan tanzim eserler var. Bir de üstadın vefatından sonra Risale-i Nur naşirleri tarafından yine üstadın yaptığı gibi risalelerden toplanmak suretiyle, bir araya getirilmek suretiyle yapılmış olan tanzim eserleri var. Mesela İman Küfü Muvazeneleri bu şekilde. Üstadın vefatından sonra toplanmış olan eserler var. Dolayısıyla hani genel olarak meseleye yaklaştığımız zaman biz üstadın eserlerini bu şekilde değerlendiriyoruz. Eski sahip dönemi, yeni sahip dönemi diye ifade ediyoruz ve yeni sahip dönemini de telif eserler ve tanzim eserleri diyoruz. Tanzim eserleri de üstadın tanzim ettikleri ve bir de üstattan sonraki naşirlerin tanzim ettiği eserler diye ifade ediyoruz. Yani ben burada uzun uzadıya bu meselenin tafsilatına girmeyeceğim. Sadece işaret nevinden bazı şeyleri söyleyeceğim. Mesela işte bunlar, şu karşımızda olanlar eski sahip dönemi eserleri. Belki bir 21'e yakın
Eski Sait dönemi eseri var. Bunlar işte Arapça mı yazılmış, Türkçe mi yazılmış, ismi nedir? Bunların her birerleri ayrı ayrı mevzu olarak ele alınıp anlatılacak meseleler. Fakat genel olarak sadece ben birkaç tanesinin ismini paylaşayım sizlerle. Bunlar Eski Sait dönemi eserleri. İşte Kızılyıcaz mantığa dair makaleleri var üstadım. Meşrutiyetin ilanlarının önce gittiği zaman İstanbul oradaki gazetelerde çıkan makaleleri var. Butuk var mesela diyelim. İşte bazı isyanlar karşısında askerlerin yanına gitmiş, nutuk çekmiş. İşte efendim hamalların yanına gitmiş, nutuk çekmiş falan. Onları orada hizaya getirmiş tabiri caizse, ıslah etmiş. Bunun gibi işte şeylerin toplandığı kitaplar var. İki Mektebi Musibet'in Şehadetnamesi ya da Divan-ı Harbi dediğimiz eseri var. Sonra işte efendim Hutbe-i Şamiyesi var. Münazarat, Muhakemat, Teşhisül İllet, Devaül Yes, İşaretül İcaz, Talikat, Nokta, Sünuhat, Hutuvat-ı Sitte, Rumuz, Şuaat, İşaret, Tuluat ve Lemaat. En son, üstadın en son eseri, Eski Sait dönemi eseri, 1921'deki Lemaat'tır. Şu karşımızda gördüğümüz liste içerisinde iki tane kırmızıya çevirdiğim eser var. Birisi İşaretül İcaz, bir tanesi de en son olan Lemaat. Bu ikisini üstad daha sonra Yeni Sait dönemi eserleri içerisine alacak. Oraya koyacak, orada yerleştirecek ki inşallah birazdan onları da göstermeye çalışacağım abilere. Bunu genel manada sadece göstereyim. Dediğim gibi işin tafsilatına zaten girmek mümkün değil. Çok uzatır bu işe hem de bu kadar da ihtiyaç yok. Bu Eski Sait dönemi eserleriydi. Şunlar da Yeni Sait dönemi eserleri içerisindeki telif eserler. Bu telif eserleri şimdi ben başka bir sunumla yine açıp size göstermek istiyorum. Burada sadece şöyle ifade edeyim. Yeni Sait dönemi içindeki telif eserler aslında Risale-i Nur dediğimiz biraz tabiri caizse ana eserler bunlardır. İşte sözler, mektubat, lemalar ve şualardır. Fakat bunlar birbiri içindedir. Birbiri içerisine girmiş vaziyettedir. Burada tek kitap sözlerdir. Yani tabiri caizse şöyle denebilir. Risale-i Nur aslında daha sadece sözlerden oluşur. Öbür kitapların hepsi bu sözlerin içerisine girer. Sözlerin içerisinden çıkar hepsi. Bunu da biraz sonra işte başka bir sunumla işte açacağım size inşallah. Bu kadarını sadece söyleyeyim. Sonra hani üstad zaman tanzim eserler demiştim. Bir de üstadın kendi tanzim ettikleri demiştim. Şu karşımızdaki eserler de burada da bir 25-26'ya yakın eser var. Bunları da Üstad Hazretleri kendi hayatında az önce ifade ettiğim şekilde Risale-i Nur'dan derlemiş, bir araya getirmiş. Sonra bunları bazılarını küçük küçük risalecikler şeklinde, bazılarında kitaplar şeklinde bastırmış. Bunlara da tabiri caizse bu biraz konu çalışması gibi olmuş. Aynı mevzuyla alakalı yerleri toparlamış, bir araya getirmiş. Bazen başına bir mukaddime yazmış, bazen bu kitabın altına bir haşiye yazmış, yani bir dipnot yazmış falan. Bunları bir araya getirmek suretiyle böyle eserler tanzim etmiş Risale-i Nur haricinde. Çünkü 1949'a doğru Risale-i Nur'un telifi tamam oldu. Yani 48'in zannediyorum belki ortaları, belki sonlarına doğru. Hiç telif olmadı bir daha. Yani bunu da kendi ifade ettiği bir yer var. Belki abiler hatırlayacaklar. Sikke-i Tasdik-i Gaybi de hani Şah-ı Geylani Hazretlerin ve Hazreti Ali Efendimizin Risale-i Nur'a olan işaretleri var malum orada. Anlatıyorlar onlar. O işaretlerden Üstad Hazretleri Risale-i Nur'un belli bir tarihte telifinin tamam olacağını görüyor, fark ediyor ve hissediyor. O tarihten sonra da zaten Risale-i Nur hiçbir zaman şey yapılmıyor, telif edilmiyor. Hatta bir yerde ifadesi var yine kendi ifadesi. 100 defadan ziyade bir hakikat, imana dair bir hakikat yine uzaktan uzağa bana göründü. Telif zamanı tamam olması hikmetiyle diyor ne kadar gayret ettim yakalayamadım. Vazıhan ifade ve ihsas etmek için bekledim muvaffak olamadım diyor. Yani niye? Çünkü artık telif vakti bitmiş. Yani işte bu telif vakti bitti dediği dönem biraz öyle 48-49'lar işte. Yani 1300 Zehra, o şuaların 15.'si, ondan sonra da zaten çok fazla olmamış. İşte o dönemlerde bu şeyler olmuş biraz. Tanzim olan dediğim yani kendisi konu çalışması yapar gibi buyurun işte Asay-ı Musa yani. Asay-ı Musa özel incelenmesi gereken bir kitap. Yani özel seçmiş, Risale'den almış parçaları bir araya getirmiş. Sikke-i Tasdik yine bu şekilde. Hatta tarihçi hayatı bile bu şekilde tanzim eser olarak kabul eder çokları. Çünkü tarihçi hayatın Hocam. içerisinde biliyorsunuz şey yok çok fazla. Hocam. Şeyden kendi ifadesi var yine Üstad Hazretleri'nin. Biz Kur'an-ı Kerim'den diyor takattür ettiği için yani damladığı için Kur'an'ı pek çok hususiyet taşır diyor. Çok özellik taşır. Yani bunun 22-23 tane özelliği vardır. Risale-i Nur'un 23 ayrı şeyde Kur'an'a benzer. Yani Kur'an'a çok benzerlikleri vardır.
Ya tabii onu hususi olarak ayrı ele almak lazım. Hangi noktalardan benzer? Bu benzerlik ne ifade eder? Yani ona benzetmek suretiyle işte biz aslında ne demek istiyoruz falan. Çünkü yanlış anlaşılmaya da açık olduğu için bazıları tenkit falan da ediyorlar. İşte o Kur'an'a benzer deyince siz yani Kur'an yerine mi koyuyorsunuz? İşte üstadınızı peygamber yerine mi koyuyorsunuz falan diye. Böyle yani alelamya tabiri caizse körü körüne işi bilmeden tenkitler falan da oluyor. Onun için iyi izah etmek icap ediyor. Yani vahiy nedir? İlham nedir? Sünuhat nedir? Tuluat nedir? İşarat nedir? Rumuzat nedir? Bunların her birerlerinin malum kendi için, kendi şeyinde, literatüründe bu terimlerin manaları var, ifadeleri var. Yani araya bile Kur'an-ı Kerim Rabbin vahyetti diyor. Fe evha rabbuke ilen nahli. Şimdi kalksa bir insan dese ki efendim bak vahiy kime olur? Peygamberi olur. Araya da vahyetti diyor. O zaman arada peygamberdir falan diye böyle düz bir mantıkla bir işi çıkarmaya kalksa altından kalkamaz yani. Dolayısıyla o ayrıyeten de inşallah ele alınabilir ve söylenebilir. Burada işte bittikten sonra üstad biraz dediğim gibi bittikten hemen sonra uğraşmamış. Bitmeden önce başlamış. Bunları bir anda diyor içime bir şey geldi falan diyor. Hiç yeri yokken diyor bunlara diyor sevk olunduk falan diyor bir yerde kendisi. Yani bunları bir araya getirmişler, toplamışlar. Sonra da üstadın vefatından sonra da hani bunlar görünsün diye sadece ben şimdi açtım. Üstadın vefatından sonra da naşirler tarafından işte iman küfür muazeneleri gibi, sünnet seniye risaleleri gibi, hizmet rehberi gibi şeyler bunlar toplanmış tanzim olarak karşımızda duruyor. Bizim asıl tabii üzerinde durmamız gereken, asıl genel olarak o işi tanımamız gereken mesela işte Risale-i Nur diye isimlendiren ve sözler diye bizim bahsetmiş olduğumuz şey işte burası Risale-i Nur dediğimiz yer ve bu Risale-i Nur telif Yeni Said döneminin telif eseridir ve bu telif eser önce sözlerle başlamıştır. Sözler 33 tane söz vardır. 33. söze intikal ettiğiniz zaman, vardığınız zaman 33. sözde karşınıza mektubat çıkar. Mektubat. Şimdi bazı abiler şöyle diyebilirler. Şu anda 33. sözün içerisinde pencereler var. Yani 33 tane biliyorsunuz marifeti ilahiye açılan pencereler var orada. O sadece baskıda oradadır. Yani 33. söz değildir orası. O 33. mektuptur. Mektubatın parçasıdır aslında o. Fakat baskıda sözlerin o son kısmı yani orası mektubat. Mektubatta müstakil basılınca sözlerin 33.'sü boş kalmış. Üstad Hazretleri bir cihette 33. sözü yerleştirelim biz bunu diye oraya yerleştirmiş onu. Ondan dolayı oradadır. Yoksa Risale-i Nur'un hemen hemen her yerinde pencerelerden bahsederken Üstad Hazretleri her zaman 33. mektubun falanca penceresinde diye bahseder. Sözün demez, mektubatın der. 33. mektubun insan penceresinde izah edildiği gibi falan der. Niye? Çünkü yeri orasıdır da ondan. Yani o sözler değildir. Peki sözlerin 33.'sü şurada mavi şeklinde göstermeye çalıştım. Mavi şeklinde olan burası mektubattır. Onun için o mesela diyelim okumak istese bir insan sözlerden başladığında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 33'e geldiğinde oradan şeye intikal eder. Mektubata intikal eder. Çünkü üstadın kendi ifadesiyle orası mektubattır. Ben hani üstadın ifadelerini açıp okuyarak belki şey yapmak istemiyorum. Yani. Çünkü tafsilata girmek istemiyorum. Çünkü biraz vakti saklı kullanmam gerekiyor. 33. sözden mektubata intikal ettiğinizde yine karşımıza 33 adet mektup çıkar. Bu sefer mektup genişler, mektubat genişler. 33 tane. Şimdi bunların içerisinde de yani mektubatın içerisinde de şu karşıda görebiliriz. Ben bunu değişik değişik renklerle yaptım. Aslında bu bir prezi sunumu. Tabii prezi sunumu Prezi'yi bilenler, bu sunumu programını bilenler bilirler. Yani burada sözlerin içine girer, sözlerin içinden bu açılır. Sonra burada mesela diyelim siz başka bir kitaba girmek istiyorsanız içine girersiniz, oradan o kitap açılır. O kitabın parçalarını işte efendim izah etmek istiyorsanız ondan içine girersiniz, orası açılır. Sonra tekrar geriye döner. Prezi böyle bir sunum. Fakat ağır bir şey olduğundan dolayı bilhassa böyle Zoom gibi programlarda paylaşım yaptığınız zaman bilgisayarı zorladığından dolayı bunu ben biraz resim haline getirdim tabiri caizse. Hani PDF'e de çevirdim. Sadece resimlerini şu anda gösteriyorum, abilerle paylaşıyorum. Yani sözlerin içerisinden
33'e girdiğinizde şu karşınıza bu mektubat çıkar. Bu mektubatın içerisinde de yine 33 tane mektubun içerisinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gideriz. Şuradan 20, bakın 27'ye geldiğimizde 27'de laikalar çıkar karşımıza. Yani neden laikalar çıkar? Laikalar hangi laikalar? İşte Barla, Kastamonu ve Emirdağ laikası. Üstad Hazretleri o laikaları hepsini birden 27. mektubun içine yerleştirmiştir. Bunlar 27. mektup olacak demiştir. Onun için 27. mektup laikalardır. Laikalar Barla'da kaldığı dönem Barla laikası Eskişehir hapsine gidiyor. Oradan çıktıktan sonra Kastamonu'ya nefyediliyor. Kastamonu laikası. İşte oradan efendim Denizli hapsine alınıyor. Denizli hapsinden çıktıktan sonra Emirdağ'a işte naklediliyor falan. Emirdağ laikası bir. Sonra Afyon hapsine alınıyor. Afyon hapsinden çıktıktan sonra tekrar Emirdağ'a dönünce Emirdağ laikası iki. Emirdağ laikası biliyorsunuz tek kitap içerisinde iki parça vardır. Bir ve iki şeklinde Emirdağ bir, Emirdağ iki vardır. Onu ortadan ayıran Afyon hapsidir. Diğer laikaları birbirinden ayıran hep hapisleridir. Barla, Eskişehir hapsi. Ondan sonra Kastamonu, Denizli hapsi, Emirdağ, Afyon hapsi, Emirdağ. Çünkü Emirdağ 2 biliyorsunuz vefatına kadar olan kısımdır. Bütün bu kitapları kendisi inceliyor. Buradaki mektupları teker teker kontrol ediyor. Aynı cinsten olan fayda mülahaza etmediği mektupları çıkarıyor. Bunlar çünkü çok fazla mektup var. Hatta görmüşsünüzdür. Laikaların gayrimünteşirleri var. Yani neşredilmemiş olanları var. İşte Kastamonu'nun gayrimünteşirleri. Barla laikasının gayrimünteşirleri falan. Bunlar Üstad Hazretleri kendisi şey yapmıştır, çıkarmıştır. Ve onları neşrettirmemiştir. Çıkarmasına rağmen şu anda elimizde olan 3 tane kitap olmuştur. O laika. Barla, Kastamonu ve Emirdağ laikası şeklinde. İşte bütün bunların hepsini toplamış. Bunları 27. mektuba yerleştirmiştir. Onun için siz işte Risale-i Diyelim okurken eğer bu tertibe göre okuyacak olsanız sözleri okurken 33'e geldiğinizde mektubata intikal etmemiz gerekiyor. Mektubatı okurken 27'ye geldiğimizde laikalar çıkacak karşımıza. Mektubatta bulamayız ama müstakil kitap bunlar. Laikalara intikal ederiz. Laikaları bitirdikten sonra tekrar döneriz. Mektubattan devam ederiz. 28, sonra 29, sonra 30. mektuba geldiğimizde karşımıza işaretül icaz çıkar. Bu da 30. mektuptur. Halbuki az önce eski Said dönemi eserleri içerisinde onu anlatmıştık. 1914-1916 tarihleri. Tabi Cihan Harbi başladığında Üstad işaretül icaza başlamıştı. Ve işaretül icaz Cihan Harbi'nde o esnada yazdırıldı. Eski Said dönemi eseri. Bu mektubat yeni Said dönemi eseri. Bu ne arıyor burada? Bunu Üstad Hazretleri bir ilhamla koyuyor buraya. Kendisi söylüyor, kendisi ifade ediyor. Falanca misale şurası olacakmış, olmuş falan diye yani bir sünihat olduğunu ve sünihat neticesinde bunu buraya aldığını söylüyor. Hatta 30. mektubun içerisine işaretül icaz yerleştirirken bu eser eski Said dönemi eseridir diye baştan sona tekrar yeni Said nazarıyla gözden geçiriyor. Baştan sona kadar. Acaba değiştirilecek bir şey var mı? Acaba tadil edilecek bir şey var mı? Acaba hani mahsurlu bir şey var mı? Acaba hatalı yanlış bir şey var mı? Falan diye gözden geçiriyor. Ve bir kelimesine bile dokunamıyor, değiştiremiyor. Ve değiştiremeyişini de birkaç sebeple söylüyor. Bir diyor, nahiv biliyorsunuz Arapçadaki dil bilgisi, gramer yani. Nahvin ve belaatın yani dilin kurallarına ve belaatın diyor kurallarına uygun yazıldığı için diyor çok değiştirecek bir şey bulamadım. Yani çünkü kurallara göre yazılıyor. Hepimizin malumu. Üstad çok erken dönemlerde daha Tahir Paşa'nın konağında kaldığı dönemlerde 20 yaşıyla 30 yaşı arasında orada kalmış biliyorsunuz. O dönemlerde bile kafasında 90 tane ezberde kitap var. 90 tane. Ve kendi ifadesi yine Tahir Paşa'nın konağında kalırken her gece diyor yatmadan önce 2,5-3 saat hafızamdaki bu kitapları tekrar ediyordum unutmayayım diye. 3 ayda bitiriyordum diyor tekrarını. Tahir Paşa Evrad-ı Eskar okuyup öyle yatıyorum zannediyormuş. Ne yapıyor bu falan diye şaşırıyormuş diyor. Yani zannediyormuş ki ben Evrad-ı Eskar falan okuyup öyle yatıyorum. Halbuki diyor ben unutmayayım diye. Her gece 2,5-3 saat hafızadakileri tekrar ediyor unutmamak için. 3 ayda bitiriyor ancak. 90 tane hocam şey var, kitap var kafasında. Ve istediği zaman müracaat edip alabiliyor ve kullanabiliyor.
Yine bir başka yerdeki bir ifadesini hatırlatayım abilere. Nur isminden bahsediyor orada. Nur ismi biliyorsunuz bizim aklımızdaki ya da hafızamızdaki ilim dediğimiz şey Cenab-ı Hakk'ın nurundan, nur isminden gelir. Ve yani nurdan yaratılır. Nurdur onlar. Yani kalpte nasıl iman nurdan yaratılır? İnsanda sevgi nurdan yaratılır. Akıldaki bu meseleler de nurdan yaratılır. Ve o nur isminin aklın üzerinde, zihnin üzerinde, hafızanın üzerindeki küçük küçük şeyleri, o küçük küçük parçalarda müthiş tesirleri vardır. İşte bu tesirlerini bir yerde anlatırken diyor ki Cenab-ı Hakk'ın diyor nur isminin küçük bir tecellisi beşerin kafasında diyor tırnak kadar bir hafızada bir insan 90 kitabın kelimatını yazılmış ve dizilmiş olarak buluyor diyor. Yani şu tırnak kadar bir şeyin içerisine, kuvve-i hafızanın içerisine Cenab-ı Allah nur ismiyle tabiri caizse 90 kitabın kelimelerini oraya yazıyor, ezberlettiriyor yani. Ve aynı adam diyor 80 sene boyunca ömründe diyor hayatında gördüğü merakını tahrik eden, onun dikkatini çeken ne kadar görüntü, ses, saut falan varsa diyor hepsini orada o muntazam bir şekilde bir kütüphane gibi yazılmış ve dizilmiş bir şekilde buluyor ve istediği zaman müracaat edip alıp kullanabiliyor diyor. Kendisini örnek veriyor. Tabii orada kendinden örnek vermiyor da bir adam diye örnek veriyor. Ama asıl Allah'ın nur isminin küçücük cüz'i bir tecellisinin bile insandan ne hale geldiğini gösterme adına, ne kadar önemli olduğunu gösterme adına onu ifade ediyor. Dolayısıyla şunu ifade edeceğim. Yani müthiş bir şey var. Müthiş bir altyapı var. Böyle bir ilmi süzgeç var. Az önce abimiz ifade etti, Allah razı olsun. Çok önemliydi o. Yani vahiy dedi. Kur'an vahidir. Üstadı olan ilhamdır dedi. Onu isterseniz bir adım daha ileriye taşıyalım. Şöyle ifade edelim. İlham eğer süzülmezse problem olabilir. Yani ilhamların içerisine şeytani ilkaat dediğimiz şeytanın attığı şeyler girebilir. Neden girebilir? Çünkü peygamberde bile malum olduğu üzere Haç suresinde peygamber diyor vahyi almaya hazırlandığı zaman elka şeytanu fi umniyetihi diyor. Şeytan da onun ümniyesi içerisine, o beklentisi içerisine bir şeyler atar, ilkaat atar diyor. Atar. Peygamber'e böyle bir şey gelirse o zaman kimse güvenemez. Ne olacak? فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانِ ثُمَّ يُحْكِمُ آيَاتِهِ diyor. Allah şeytanın attıklarını nesheder, sonra ayetlerini peygamberin kalbine ihkam eder, yani sağlamlaştırır. O zaman demek ki peygamberde korunmuşluk var. Fakat şunun için bunu söyledim ben, bunu şundan dolayı söyledim. Peygambere gelen vahye bile şeytan karıştırmak istiyor. Bir şeyler atmak istiyor. Oraya bile karıştırmak için müdahalede bulunursa velilere, asfiya dediğimiz zatlara gelen ilham türünden olan şeylere hayli hayli karıştırmak ister. Hayli hayli orayı kurcalamak ister. Peki onların koruyucusu ne olacak? İşte onların koruyucusu bu noktadan böyle ilim olacak. Cenab-ı Allah o ilimle onları muhafaza edecek, koruyacak ki şeytan vesvese veremesin. Onun için Risale-i Nur'a dair diyelim, Risale-i Nur'da anlatılan bir ilham üstada geldiği zaman bu fıkhın hangi usulüyle ters midir, değil midir çok iyi biliyor. Tefsirin hangi esasıyla ters midir, değil midir onu çok iyi biliyor. Yani ilim dallarını iyi bildiğinden dolayı bu noktadaki hepsini kafasında bir süzgeç gibi sürekli tuttuğundan dolayı şeytanın ilkaatı olmuyor, olamıyor. Onun için İlhama üstad gibi zatlara, asfiya dediğimiz zatlara gelen ilhamlar genelde sünuhat nevinden, tabiri caizse süzülmüş ilham nevinden geliyor. Süzülüyor yani onlar. Ondan dolayıdır ki bir yerde abilere bir mektup göndermiş. Benim diyor Risale-i Nur mevzuunda sizlere bazı müracaat ve istişarem onların hak ve hakikat olduğuna dair değildir. Çünkü onlar sünahat-ı ilhamiye nevinden olduğu için hemen ekseriyetle şüphesizdir, katidir. Ben diyor size tarzı telakkiyi soruyorum. Yani insanlar nasıl kabul ediyorlar? Alıyorlar mı? Arkasına düşüyorlar mı? Anlıyorlar mı? Üstten mi gidiyor? Aşağıdan mı gidiyor? Size diyor ben bunu soruyorum. Yoksa şu gördüğüm hakikat midir, değil midir? Bunu size sormuyorum. Bu noktada size istişare etmiyorum. Neden? Çünkü onlar diyor sünahat-ı ilhamiye nevinden olduğu için hemen ekseriyetle katidir ve şüphesizdir diyor. Elhasıl. İşte işaretül icazı da yeni Said nazarıyla tekrar öyle gözden geçirince tabii hep bu esaslara göre gözden geçirdiği için bir bakıyor ki işte değiştirecek bir şey yok. Sonra olduğu gibi
30. mektubun içerisine yerleştiriyor. Belki zihinler dağılmış olabilir. Tekrar toparlayayım. Sözlere girdik. Sözlere girince karşımızda sözler. Sözlere girince 33'e kadar geldik. 33'te karşımıza mektubat çıktı. Mektubatın içine girdiğimizde 27'ye yaklaşınca 27'de lahikalar çıktı karşımıza. 3 tane lahika. Sonra 28-29 devam ettik. 30'a geldiğimizde de işaret-i icaz çıktı karşımıza. Bu da mektubatın içindedir. Sonra 31. lemaya intikal ettiğimizde 31. lemada da karşımıza, ben burada herhalde yanlış almışım, yanlış şeyi silmişim. Bunu şualar olarak kabul edin. Şu şey var, şualar var. Şöyle diyeyim, şurada mektubat, bakayım lemalar mı? Ha, evet, lemalar. 31'e geldiğimizde lemalar çıkar karşımıza. Diğerini buradan kaldırmışım. Diğerini size sadece söyleyeyim. Tekrar ediyorum, bir daha tekrar ediyorum. Mektubattan da 31'e geldiğimizde karşımıza 31'de lemalar isimli kitap çıkar. Burada kaç tane lema var? Burada da 33 tane lema var. Burada da 33. 33 söz, 33 tane mektup, 33 tane lema var. Peki lemaların içinde kitap yahut da küçük risalecik şey var, küçük risale var mı? Mektubatta olduğu gibi. Evet, burada da var. Burada da 31. lemaya geldiğinizde Şuhalar isimli kitap var karşınızda. 32'ye geldiğinizde Lemaat isimli eser var. Eski Said'in en son eseri. 33'e geldiğinizde de Mesnevi Nuriye var. Bakın Mesnevi Nuriye de burada. Yani Mesnevi Nuriye normalde Yeni Said dönemine daha intikal eder etmez 1922, 23, 24 o Ankara'da orada kaldığı dönem itibariyle de yazılmış eserler olmasına rağmen sonradan üstad toplattı, Türkçe'ye çevirtti Abdülmecit abiye. Ondan sonra da o kitapları toplayıp, risaleleri toplayıp ona Mesnevi Nuriye de isim verdi. Peki bu Mesnevi Nuriye'yi nereye yerleştirdi? Bunu da lemaların en son kısmına yerleştirdi. Yani 33. lemaya yerleştirdi. Şimdi şöyle diyelim. Bütün bunlardan sonra şunu ifade edelim. Mesnevi Nuriye 33. lema. Şualar 31. lema. Karşımızda Lemalar isimli kitap var. Lemalar isimli kitabı mektubattan nereye yerleştirelim? 31'e yerleştirelim. Bakın karşımızda 31. lemalar orada olduğu için sadece mektubat var. İçinde bunun işaretleyeceğiz ve layıkalar da var. Peki bunların hepsini toptan sözlere yerleştirdiğimizde nereye yerleştirelim? Onu da 33. söze yerleştireceğiz. O zaman üstadın şöyle bir ifadesi var. O ortaya çıkıyor. Şu ağlarda bildiğim kadarıyla ifadesi. Malumdur ki Risale-i Nur başta 33 adet sözlerdir. Fakat 33. söz müstakil değildir. Mektubat isimli eserden oluşmaktadır. 31. mektupta o da lemalar ismiyle müştehirdir diyor. Bir şekilde anlatıyor meseleyi. O zaman şöyle diyebiliriz çok rahat bir şekilde. Risale-i Nur aslında sözler isimli eserdir. Eğer biz harita gibi bunu bilebilirsek o zaman biraz böyle çekinmeden bu işin içine daha rahatça gidebiliriz. Çünkü ben bu eserleri ilk tanımaya başladığım zaman en çok korktuğum şeylerden biri şuydu. Bir tanesini alıyorsunuz, başka bir tanesi çıkıyor. Onu alıyorsunuz, bir başkası çıkıyor. Onu alıyorsunuz, bir başkası çıkıyor falan. Diyordum ki yani bahrun la sahile lehu. Yani öyle bir deniz ki sahili falan yok yani. Girersen boğulursun. Dolayısıyla da korkutuyordu şeytan. Sokmak istemiyordu işin içerisine. Sonra bir baktım, araştırdım, baktım ki aslında öyle yani çok da korkulacak gibi falan değil. Bir sözler var karşınızda sadece. Sözleri okudunuz mu tamam işte Risale. Eski Said döneminden bahsetmiyorum. Yani Yeni Said dönemi eserlerinden bahsediyorum. Bir sözler var. Sözleri okuduğumuz zaman Allah'ın inayetiyle hepsini okumuş olacağız. Şimdi mesela buradaki abileri de ben onlardan da yardım isteyeyim. Sizin bildiğiniz mesela şu eser dediğiniz, nerede bu eser? Bu eseri burada göremedik. Yok karşımızda dediğiniz mesela bir eser var mı? Var olanlar varsa mesela soracak olanlar abiler açıp mikrofonu sorsunlar. Nerede? Hani sen diyorsun ki hepsi sözlerin içerisinde. Evet Risale-i Nur sözleridir. Peki nerede bunlar yani? O eserler dediğimiz nerede? Diyenler varsa onları şey yapalım. Mesela Asay-ı Musa'yı sorabilirler ki az önce onu söyledim zaten. Şimdi Asay-ı Musa gibi eserler buradaki parçaların bir araya getirilmesinden üstad tarafından yapıldı. Sikke-i Tasdik-i Gaybı öyle yapıldı. 8. şeyde bir başlıyor.
8. lema, 18. lema, 28. lema, 8. şua. Niye böyle 8'leri var? Vallahi onu da çok bilmiyorum. Ama oradaki keramat-ı gavsiyelerle, keramat-ı aleviyelerle üstad bir araya getirdi onları. Vardır. Onları şey yaptı. Nasıl diyelim? Sikke-i tasdik kaybı yaptı. Zülfikar mecmuası. Bunlar hep dediğim gibi şu parçaların içerisinde üstad tarafından toplanmış. Zülfikar mecmuasının içerisinde iki tane mucizat risalesi var. Bir de haşr risalesi var. İçinde iki mucizat risalesi olduğu için, hani birisi 19. mektupta mucizat-ı Ahmediye, birisi de 25. sözdeki mucizat-ı Kur'aniye. İki mucizat risalesi olduğu için Hazreti Ali Efendimiz'in Zülfikar isimli şeyine benzetiyor. Kılıcına. Kılıcı onun iki ağız değil mi? Yani onun kılıcına benzetiyor. İki mucizat risalesi. Alın bunu diyor. Allah'ın niyetiyle küfrün vurun şeyine. Bütün karanlıkları dağıtın yani bunlarla. Hazreti Ali Efendimiz'in bütün düşmanı dağıttığı gibi siz de dağıtın. Araya getiriyor. Neticede karşımıza ya 19. mektup çıkıyor, ya Haşr Risalesi 10. söz çıkıyor, ya da işte efendim 25. söz Mucizat Risalesi. Mucizat-ı Kur'aniye Risalesi karşımıza çıkıyor. Yine döndük bakın ya sözlerin içerisindeyiz, ya sözlerin 33. sözü olan mektubatın içindeyiz, ya mektubatın 31. mektubu olan lemaların içindeyiz, ya lemaların 31. leması olan şuaların içindeyiz. Yani neticede gene buradayız yani. Bunun dışına şey yapamıyoruz. Çıkamıyoruz. Bu Üstad Hazretleri İstanbul'dan ayrılınca hani divanı harpte yargılanmış. Ondan sonra orada beraat etmiş. Sonra ondan sonra çok fazla durmuyor zaten. Oradan ayrılıyor ve doğuya gidiyor. O doğuya gittiği dönemde iki tane Arapça eser yazmış. Birisi Reçetetül Avam veya El Ekrat. Yani Avam reçetesi ya da Kürtlerin reçetesi diye. Bir tanesine de Reçetetül Ulema veya Saykalül İslam demiş. Yani ulemanın reçetesi ya da İslamiyet'i yeniden saykallama. Saykallama biraz hani bizim kalaylamaya şey falan da benzer. İslamiyet'i bir köz gibi düşünün. Aslında çok parlak, çok ateşli, çok etkili, çok tesirli ama fakat üzerinde küller birikince bazen o tesir görülmez, fark edilmez. Saykallamak o külleri üflemeye benzer. İşte külleri üflediğiniz zaman yeniden tesirini göstermeye başlar. Yeniden o güneş gibi hakikati ortaya çıkmaya başlar. İşte bu iki eser ikisini de Arapça olarak yazmış usta. Bunların bir tanesi münazarat şeklinde sonradan Türkçe olarak yazdırmış. Bir tanesinde muhakeme şeklinde gene Türkçe olarak yazdırmış. Yani Arapçaları Türkçe'ye çevirmiş kendisi tekrar bunları yazdırmış. Bunların ikisi de hocam eski Said dönemi eseri olarak kabul ediliyor. Asar-ı Bediye'nin içinde mi hocam onlar? Yani toplamda. Asar-ı Bediye malum olduğu üzere onu Abdülkadir Badıllı abi Allah rahmet etsin. Evet. O şey yaptı. Toplamıştı Asar-ı Bediye. Yani Bedi'i eserler falan demişti. Hmm. Üstad Hazretleri'nin bu işte eski Said döneminde yazmış olduğu eserleri bir araya getirmişti. Toplamıştı. Bu sadece o değil. Başka kitaplar da var. Mesela eski Said dönemi eserleri diye başka kitaplar da var. Onların içerisinde bunların hepsini bir araya getiriyorlar, topluyorlar. Üstad Hazretleri bunların içinden hocam sadece ilhamla yani kalbine doğan bir ilhamla bir sünahatla tabiri caizse sadece iki tanesini alıp Yeni Said eserler içerisine yerleştiriyor. Bunlardan birisi İşaret-i Hicaz, 30. mektuba yerleştiriyor. Bir tanesi de en son eseri olan, şu eski Said döneminin en son eseri olan Lema. Onu da 32. Lema'ya yerleştiriyor. Onun haricinde diğerlerini alıp Risale-i Nur'da, mesela diyelim Risale-i Nur'da bazı yerler var ki telif edilmemiş. Mesela örnek olarak göstereyim size, örnek vereyim. Mesela şuradan açayım. Mesela 32. mektubatın içerisinde 32. mektubun telifi yok. Hiç telif edilmemiş. 32. mektup. Sonra lemalarda da var hocam birkaç tane. Mesela 14. mektup bakın abi telif edilmemiş. 14. mektubun telifi yok. Lemalardan hangisi var abi mesela lemalardan? Hocam şu anda hatırımda değil ama belki karıştırdım mı acaba mektubatı? Lemaların şeyi var. Açıkta kalanları var. Bak şurada 5 ve 6 diye iki tane açıkta kalan var. Evet. Yani oraya vardığınızda açıkta kaldı diyor. Açıkta kaldıyla telif edilmedi arasında fark var. Açıkta kaldı dediği mertebe itibariyle yani rütbe itibariyle burada düşünmüş. Mesela 5'te 5. lemada Hasbiye Risalesi'ni düşünmüş ama olmamış. Sonra onu şualarda zaten Hasbiye Risalesi diye yazdı. Dolayısıyla buraya diyor ben Hasbiye'yi düşünmüştüm diyor. Olmadı. Ondan sonra işte efendim buraya bir de şey de oluyor burada. 4. lema Minhac-ı Sünne. 4. lemanın iki tane makamı var. Biri Minhac-ı Sünne, biri Mirkat-ı Sünne. Minhac-ı Sünne 4. lemada işleniyor.
İkinci makamını üstad beşinci lemaya atıyor. Bunda diyor Mirkat-ı Sünne yapacağım. Sonra yazdırınca 11 tane nükte çıkmış. Sonra ilham kesilmiş. 11 nükte çıkınca bunda bir işaret vardır diye onu 5. lemadan almış, 11. lemaya koymuş. Şu anda Mirkat-ı Sünne 11. lemadadır. Yani tabiri caizse 5. lemaya bir hasbiyeyi düşünmüş yok. Hasbiye Risalesi de çıktı karşımıza. Aynı zamanda bu Mirkat-ı Sünne'yi düşünmüş, o da yok orada. Açıkta kaldı diyor. Yani bir iki şey düşündüm burası için de diyor, fakat diyor bu buradan kalktı oraya gitti, o da oradan kalktı oraya gitti. Bunlar açıkta kaldı. 6. lemada da La Havle'yi ifade etmek istemiş. O da 29. Arabi Tefekkürname'de orada yazmış. Bunlar diyor biraz daha tefekkürle ilgili meseleler. Hakikat lemalarında buraya çok ihtiyaç yok falan diye kaldırmış. Yani dolayısıyla burada düşündüklerini Risale'de başka yerlerde bulma imkanımız var. Fakat telif edilmedi dediklerimizi hiçbir yerde bulma imkanımız yok. Kendi ifadesi var. Telif edilmedi. Bunu daha sonra birileri ya da birkaç kişi gelecek. Bunları işte efendim şunu toplayacak, telif edecek falan diyor. Mesela en bariz olanlardan bir tanesini paylaşayım sizinle. 9. lema. Şimdi 9. lemada normalde bir haşir risalesi daha var. Peki 10. sözdeki haşir risalesinden farkı nedir onun? 10. sözde Cenab-ı Hakk'ın esmasını kullandığı Üstad Hazretleri haşri ispat etti. 9. lemada da haşri cismaniyi ispat edecekmiş. Cismani, çünkü biraz akıllara uzak geliyor haşri cismani. Ceset olarak haşredilme meselesi. Onun için Kur'an-ı Kerim'den 9 tane ayet almış. Lemaların, o 9. lemanın başına onları yerleştirmiş 9 tanesini. Burası diyor bir âli makam. 9 tane de diye işte efendim şeyden meydana gelecek. Neydi orada? Bir mukaddime ve 9 âli makamdan diyor meydana gelecek diyor. Mukaddimeyi yazmış, makamlar yok. Makamları yazamamış. Tabii abiler ısrarla arkasına düşüyorlar, soruyorlar, bir mektup gönderiyorlar. Diyorlar üstadım nerede bu makamlar yani? Her bir ayetleri yukarıya yazdın, her bir ayeti alacaktın, her birine bir makam yapacaktın ve haşr-ı cismaniyi ispat edecektin. Nerede bunlar diye soruyorlar. Üstad Hazretleri diyor ki, yani Risale-i Nur'un diyor meseleleri hemen ekseriyetle diyor sünuhat ve ilhamat nevinden oluyor. Öyle irade ve ihtiyarla çok olmuyor. Şimdilik diyor bu meseleye ihtiyacı hakiki kalmamış ki telife sevk olunmuyoruz diyor. Yani Allah burayı bize telif ettirmiyor. Herhalde ihtiyacı hakiki yok buraya diyor. Mektuba böyle cevap veriyor. Yani bunu başkası mı telif edecek hocam? Sonra başka bir mektupla daha yine ısrar ediyorlar. Üstadım diyorlar yani yazalım burayı, yazman lazım falan. Bu bekliyoruz diye. Bakın abi ne kadar ilgili alakalılar, enteresan. Sonra Üstad Hazretleri onlara bir mektup daha yazıyor. Diyor ki telif zamanı bitti diyor. Artık bunu yazmak mümkün değil. Bunu diyor, daha sonra gelecek bir yahut da birkaç tane Risale-i Nur'un talebesi, Risale-i Nur'da diyor münteşir olan, yani dağınık vaziyette olan haşri cismani delillerini de toplayacak. Sonra kendi gönüllerine gelen ilhamatla 9. şuayı diyor, 10. sözden daha parlak bir şekilde tekmil edecek diyor mesela. Tamamlayacak diyor. Tas tamam ifade. Şimdi dolayısıyla bütün bunları ben şundan dolayı söyledim. Hani eski Said dönemi eserlerinden normalde şöyle yapayım. Tekrar orayı açayım. Normalde üstad şöyle yapabilirdi. Şöyle yapabilirdi. Madem ki 32. mektup hiç telif edilmedi. Madem ki 14. mektup hiç telif edilmedi. Madem ki işte bu 9. lemanın makamları telif edilmedi. Nasıl biz İşaret-ül İcaz'ı eski Said dönemi eserlerinden aldık, 30. mektuba koyduk. Lemaatı aldık, lemalara yerleştirdik. Bak burada eski Said döneminde pek çok daha eser var. Bunları da alırız, birisini 32. mektuba yerleştiririz. Boş kalmaz hiç olmazsa. Tekrar kontrol ederiz. Hepsini tamamlarız diyebilirdi. Fakat bunu işte en başta abimizin ifade ettiği gibi kendi söyleyemiyor. Bunu kendi yapamıyor. Yani bir kalbine ilham gelmedikten sonra, böyle bir şeye sevk olunmadıktan sonra bunu yani istediği gibi yapmıyor ve yapamıyor. Onun için normalde şöyle dediğim gibi yapabilirdi. Muhakematı da alırdı. Risale-i Nur'un o parçalarından bir tanesine yerleştirirdi. İşaret-i Licaz gibi o da orada olurdu yani. Dolayısıyla da işte telifi olmamış olan bir eser kalmamış olurdu yeni Said döneminde, ama yapamıyor bunu. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Şöyle yapıyor. Onları çok ehemmiyetli görüyorsa ve Risale-i Nur talebelerinin, Risale-i Nur'a sahip çıkan insanların onları illaki görmesini arzu ediyorsa, bunda bir fayda mülahaza ediyorsa, şu ifadeyle onları teşvik ediyor.
İşte Risale-i Nur'la diyor bağlanabilir diyor mesela. Böyle ifadeleri var. Ama dediğim gibi alıp onu da şuraya koyun, şuraya yerleştirin, şunu şu olsun, Risale'nin şu parçası olsun diyemiyor. Sadece işte Risale-i Nur'un mesela işte efendim ulema tabakasına diyor çok şey ifade eder. Onlar diyor bunu görmesi lazım. Risale-i Nur'a böyle bağlanabilir gibi ifadeleri var. Dolayısıyla da bizim asıl araştırırken ya da meselenin tertibini, sırasını ortaya koyarken ya da sistematiğini ortaya koyarken ifade edeceğimiz şekilde karşımıza çıkmıyor. Bu böyle bunlarla dolu risale. İçine girdiğinizde o kadar içinde de öyle acayip tertipler, öyle acayip şeyler var ki risalenin. Ama dediğim gibi onlara girip ben zihinleri iyice boğmak istemiyorum. Çok daha ihtiyaç şu anda görmüyorum. Genel manada abilerin kafasında bir şey çizilsin diye bunu şey yaptım, ifade ettim. Toparlayayım meselemi. Toparlayayım. Yani şöyle dedim. Üstadın eserlerini ele aldığımız zaman 1922'den önceki eserlere Eski Sait dönemi eserleri diyoruz. 1922'den hayatının sonuna kadar olan eserlere de Yeni Sait dönemi eserleri diyoruz. Yeni Sait dönemi eserlerini de kendi içinde ikiye ayırıyoruz. Bir üstadın telif etmiş olduğu, sıfırdan yazdırmış olduğu eserler diyoruz. Bir de üstadın telif edilen bu eserlerden yapmış olduğu, tanzim etmiş olduğu eserler diyoruz. Sonra tanzim edilen eserlerin içerisine girdiğimizde de iki şey çıkıyor karşımıza. Bir üstadın kendi tanzim ettikleri, bir de üstadın vefatından sonra abilerin, naşirlerin Risale-i Nur'dan tanzim etmiş olduğu eserler şeklinde karşımıza çıkıyor. Risale-i Nur neresinde bu işin? Risale-i Nur bu işin Yeni Sait döneminin telif olan eserleri içerisinde. Şurada yani şu telif eserlerin içerisinde ve bu sadece sözlerdir. Mesnevi de bunun içerisindedir. Lemalar da bunun içerisindedir. İşaret-i Licaz da işin içerisine girmiştir. Laikalar da işin içerisine girmiştir. Mektubat da bunun içerisindedir. Bildiğimiz ne kadar risale varsa bu sözlerin içerisindedir. Ve Allah'ın izniyle sözler okunduğu zaman, bu tertibe göre okunduğu zaman hemen ekseriyetle risalelerin belki %95'ine insan vakıf olmuş olur. Niye %95 dedim? Özür diliyorum. Şimdi bu tertibe göre üstadın nazarında ehem, mühim noktasında mesela daha faziletli, daha önemli, birinci derecede okunması gerekenler Yeni Sait dönemindeki eserler mi oluyor? Yoksa üstadın nazarında hepsi bir midir? Abi yani, şöyle diyeyim. Şimdi Eski Sait ve Yeni Sait dönemin arasındaki fark tabiri caizse hizmet mantık ve mantalitesindeki bir farktır. Yoksa eser noktasında fark çok yoktur. Abdurrahman abinin yaptığı hakikat çekirdekleri vardı. Bilirsiniz hakikat çekirdekleri. Hani mektubatın arkasına basılmıştı. Hakikat çekirdekleri bir, hakikat çekirdekleri iki. Bu hakikat çekirdekleri üstadla beraber İstanbul'da kalırken, ama Çamlıca Tepesi'nde kalmışlar ya, orada kalırken 1918'den itibaren biliyorsunuz 1922'ye kadar İstanbul'daydı üstad. 22'de meclis davet etmiş, öyle gitmişti. Şimdi orada kaldıkları dönemde Üstad Hazretleri Abdurrahman abiye diyor ki, benim diyor şimdiye kadar yazmış olduğum eserlerin içerisinden diyor vecizeler çıkar. Vecizeler. Sonra diyor bunları bir kitaplaştıralım, kitap haline getirelim diyor, bunları basalım. Şimdi Abdurrahman abi çalışmaya başlıyor ve eski eserler zaten onlar o yaşadıkları dönem itibariyle yazılan eserler. Daha Yeni Sait falan yok ki ortada. Hiçbir eser yok Yeni Sait'le alakalı. Dolayısıyla o Eski Sait dönemi eserleri o ana kadar yazılmış ne kadar eser varsa bunların içerisinden Abdurrahman abi küçük küçük vecizeler çıkartıyor kendine göre. Ölçüler gibi. Yani hocamızın ölçüleri gibi düşünün. Sonra buna hakikat çekirdekleri diye isim veriyor. Hakikat çekirdekleri bir, sonra hakikat çekirdekleri iki. Sonra Üstad Hazretleri şu en son yazılan lemaat var ya lemaat. 1921'de bakın Eski Said'in en son eseri dediği. Nesirdir, nesir gibidir fakat nesir değildir. Şiir gibidir fakat şiir değildir diye dediği. İki, Ramazan'ın iki hilali arasında yazılmıştır dediği. Şu esere bu esere ne diyor? Görmüşsünüzdür başında. Çekirdeklerin çiçekleri diyor. Çekirdeklerin çiçekleri. Ha biz buradan şunu anlıyoruz. Demek ki o çekirdeklerle ifade edilen yani Eski Sait döneminde ifade edilen konular çekirdek halinde böyle vecize öz olarak ifade edilen konular
şu Lemaat isimli eserde biraz daha çiçek açmış. Çekirdeklerin çiçekleri olmuş. Yani orada bir satır olan bir mesele Lemaat'ta yarım sayfa olmaya başlamış. Bazen bir sayfa olmuş. Bazen üç satır olmuş. Bazen beş satır olmuş. Fakat aynı mevzular, aynı konular biraz daha orada inkişaf etmiş. Sonra 1922'de Ankara'ya gidince, hani Ankara'da 22'de, 23'te dedim ya, o dönemde yazılan işte Mesnevi var. Mesnevi'nin parçaları Arapça yazılmıştı, o dönemde yazıldı. Mesnevi içinde ifade, kendi ifadesi şu, Risale-i Nur'un fidanlığı diyor. Buradan da anlaşıldığına göre, demek ki o hakikat çekirdeklerindeki çekirdekler, Lemaat isimli eserle çiçek açmış, biraz daha genişletilmiş. Sonra Mesnevi'nin içerisindeki parçalarla fidanlığa dönüşmüş. Yani biraz daha açılmış. Artık Lemaat'ta yarım sayfa olan şey demek ki Mesnevi'de bir buçuk sayfa olmuş. İki sayfa olmuş. Ama aynı meseleler ifade edilmiş, izah edilmiş orada. Biraz daha açılmış. Sonra Risale-i Nur'un kendisine de 1926'dan itibaren yazılmaya başlayan işte sözler, mektubat, demalar, şualar. Ona da diyor ki bu da diyor bahçesi bu işin diyor. Bahçesi. O zaman Çekirdek, Lemaat isimli eserle çiçek açıyor, biraz daha inkişaf ediyor. Mesnevi'nin parçalarıyla efendim fidanlığa dönüşüyor, biraz daha inkişaf ediyor. Meseleler biraz daha izah ediliyor. Risale-i Nur'un kendisiyle de tam bir bahçeye dönüşüyor. Her biri birer ağaç ve artık meyve veriyor. Buradan şu hükmü çıkartabiliyoruz çok rahat bir şekilde. Demek ki Eski Sait dönemiyle Yeni Sait dönemi eserinde konu itibariyle çok fazla fark yok. Yani Eski Sait döneminde işlediği hangi mesele varsa Yeni Sait döneminde daha var. Hatta Yeni Sait dönemindeki konuları eğer siz hem Mesnevi'den yerini bulsanız, hem dönseniz Lemaat'tan yerini bulsanız, yani %70, belki %80 demeyeyim de %70'in üzerinde mutabakat bulabilirsiniz. Burada bu şekilde ifade etmiş, burada bu mesele açılmış, burada böyle olmuş. Ha, o zaman demek ki konu açısından çok farklı fark yok. Biraz konjektür tabii itibariyle yeni söylenen şeyler, yeni sorulan sorulardır, şunlardır, bunlardır. Onları katmıyorum işin içerisine. Ama genel mantık olarak ifade ediyorum. Çok rahat ifade edilebilir ki Eski Sait döneminde Yeni Sait dönemi arasında konu farkı çok fazla yoktur. Fakat üslup farkı çok yüksektir. Üslup farkı çok büyüktür. Üslup tamamen değişiktir. Çünkü Eski Sait döneminde biraz daha ulemaya hitap eder. Biraz daha kendi zeki, lep demeden lebbebi anlayacak talebelerine hitap eder. Biraz daha yani dışarıdaki insanları çok fazla düşünmez. Hatta bir yerde kendi ifadesini söyleyeyim. Hem de sizi dinlendirsin. O Eski Sait dönemi eserlerinden bir tanesinde mukaddimesi hemen başında diyor ki ben diyor konuşuyorum diyor, senin anlamadığını anlıyorum diyor. Sen anlamıyorsun diyor. Yani ben anlamadığını anlıyorum diyor. Fakat diyor bu normaldir. Çünkü diyor benim kitaplarım bana bakar diyor. Sana bakmaz ki. Sırtı sana bakar diyor. Yani bu kitaplar diyor bana hitap eder. Bana hitap edince diyor bana bakıyor bu. Şöyle düşünün. Şöyle düşünün. Şöyle olunca o zaman bakın ben okurken bu kitap bana hitap ederken benim için yazılmışken nefsim ya ey nefsim bil ki nefsim ey nefsim ey nefsim nefsim ıslah etmeyen başkası hep bana yazılmış bunlar diyor. Bana söylerken diyor siz onu diyor anlamazsınız, anlamayabilirsiniz. Siz diyor şöyle okuyorsunuz. Şuraya diyor bir ayna koyuyorsunuz. Şuraya bir ayna koyuyorsunuz diyor. Tersten okumaya çalışıyorsunuz. Tabii diyor tersten okumaya çalışınca da anlamıyorsunuz diyor. Normaldir diyor. Çok güzel. Bir başka yerde diyor ki anlamadığını anlıyorum ama diyor önemli değil diyor. Çünkü ben sana hitap etmiyorum falan diyor. Yani dolayısıyla Eski Sait döneminde biraz böyle bir şey var üstadım. Bir de çok yani muada, çok muadalı hocam. Ondan da anlamıyorlar. Abi çok mi? Öz. Çok öz. Çok veciz. Yani kafasında uçuşan abi çok rahatça bunu söyleyebilirim. Kafasında uçuşan bin tane manayı birden yakalıyor. İki satıra sıkıştırıveriyor. Tamam mı? Şimdi buyurun anlayabilirseniz anlayın. Sakar'ın gibi. Sakar'ın gibi atıyorsun. Dünyayı tatlandırıyor. Konuş bitmiyor. Fakat o mülahazalarının bir hülasası olduğundan dolayı çok meseleleri, yarım sayfa bile olsa abi, mülahazalarının bir hülasası olduğu için o mülahazayı bilmeniz gerekiyor. Onun için benim acizane düşüncem, üstadı anlayabilmek için Risale-i Nur'dan geriye doğru gitmek icap ediyor. Yani Eski Sait döneminden bu tarafa doğru geldiniz mi, gelinceye kadar zaten perişan oluyorsun. Ne diyor ki, nasıl diyor ki, ne manada söylüyor ki? Eğer tafsilatlı olan Risale-i Nur'a vukufiyetiniz varsa,
hangi yer nerededir, hangi konu nasıl işlenmiştir, üstadın üstadda bu mantık nasıldır falan diye kafanızda hepsi birden varsa, eski Said Ödemir eserlerini okurken hepsi taşlar yerine oturuyor. Ha, bu hocam bunu, tam burada buyurun. Özür dilerim. Tam orada yani üstadın anladığı gibi, yani bir tek şöyle diyebilir, yani hoca efendi bunu böyle anlayabilmiştir mi diyebiliriz ancak. Abi tabii zaten şöyle diyeyim. Buradan şöyle bir örnekle bu meseleyi ifade edeyim, izah edeyim. Şimdi hani Cevşen'le alakalı bir rivayet var. O Cevşen diyor ki işte Cevşen'i okuyan diyor Kur'an okumuş gibi olur falan. Şimdi bu türlü çok böyle mübalağalı gördükleri rivayetleri insanlar bazen ne yapıyorlar? İnkar ediveriyorlar. Normaldir, inkar edebilir. Önemli değil. Eğer çok sağlam kaynaklardan gelmediyse çok problem olmaz ama. Fakat üstad diyor ki, niye diyor inkar ediyorsunuz ki diyor. Bunun diyor bir manası var. Ben diyor bakın manasını size anlatayım diyor. Mesela diyor işte efendim siz güneşten istifade edeceksiniz. Elinizde bir ayna olsa diyor ayna kadar istifade edersiniz. Efendim diyor bir havuzunuz olsa diyor havuz kadar istifade edersiniz. Bir diyor siz göl olsanız diyor göl kadar istifade edersiniz. Deniz olsanız deniz kadar, okyanus olsanız okyanus kadar. Hepiniz bak aynı güneşten istifade ediyorsunuz. Fakat hepiniz diyor kabiliyetinize, kapasitenize göre istifade ediyorsunuz. Efendimizin diyor aleyhissalatü vesselam alıcıları diyor okyanus gibiydi. O diyor Cenab-ı Hakk'a teveccüh ettiği zaman okyanus gibi teveccüh ediyordu. Şimdi şöyle bir kıyas yapayım ben. Bu örnek üzerinden şöyle bir kıyas yapalım. Güneşe döndüğümüzde mi daha çok şey alırız? Ay'a döndüğümüzde mi? Tabii ki güneş daha şey olduğu için daha güneş önemlidir. Güneşi Kur'an yerine sayalım. İşte ayı da mesela Cevşen olarak kabul edelim. Hangisine döndüğümüzde daha fazla alırız? Tabii ki güneşe dönünce daha fazla alırız. Peki ikinci bir soru daha. Güneşe ben bir havuz gibi olan yapımla dönüyorum. Aynam o kadar havuz gibi. O aya dönen de okyanus gibi, o okyanus gibi sistemiyle aya dönüyor. Hangimiz daha çok ışık alırız? Tabii. Aya dönen daha çok ışık alır. Sebebi aydan dolayı değildir. Sebebi o dönenin okyanus gibi olmasındandır. Aynasının büyük olmasındandır. Onun için Efendimiz bir cevşeni okuduğu zaman bizim 1000 tane Kur'an'ı hatmetmemizden daha fazla sevap çeker. Bunun manası, cevşen Kur'an'dan daha üstündür değildir. Bunun manası ona teveccüh eden, kabiliyet olan o aynanın büyük olmasıdır. Evet. Yoksa Kur'an ayrıdır, o ayrıdır. Tabii o ikinci mertebededir. Fakat teveccüh et. Onun için diyor Efendimiz kendi şahsı hakkındaki o büyük azim faziletlerini görüp bilmiş ve ondan haber vermiş. Ve o cevşenin içerisinde bu potansiyelin olduğunu söylemiş diyor. Çalışın yakalayın demiş. Kendinizi inkişaf ettirin. İnkişaf ettirdikçe bunu yakalayabilirsiniz diye hedef göstermiştir diyor. Yoksa o ondan üstün olduğundan dolayı değildir diyor mesela. Onun için Risale falan da öyledir abi. Yani Risale'ye bir bizim dönmemiz vardır ve bir de hocamızın dönmesi vardır. Şimdi o hocamızı bilirsiniz, tanırsınız. Hepimizden iyi bilirsiniz yani. En baştan beri bilirsiniz. Bu zatın ne kadar inkişaf ettiğini, ne acip hale geldiğini yani öyle zannediyorum. Bakın yani bu zannı bir bizim bildiğimiz manada zan olarak şey yapmayın, hayal etmeyin abi. Aynı zamanda hakikat manasında da düşünebilirsiniz. Yeminle size söylüyorum. Şu anda o zatın şeyini hayal etmek bile mümkün değildir. Büyüklüğünü ve azametini, aynasını hayal etmek mümkün değildir abi. Çok samimi söylüyorum buna. Buna iddia dava ediyorum. Yani hepimiz bunu tasdik ediyoruz. Mümkün değildir. Evet. Çünkü abi sevap üstüne sevap es sebebu kel faildir. Hem bir de kendi kabiliyetleri ve karakterleri var yani yapıları var. Ben şimdi burada hocamıza anlatacak halim yok. Bilenlere bu şey olur, zahit olur. Fakat hocamız, ben buna çok şahit oldum. Bazı soruları sordum. Mesela diyelim Risale ile alakalı öyle ufuklar söyledi, öyle ufuklar açtı, öyle acip şeyler, öyle püf noktaları söyledi ki hayatımın sonuna kadar vallahi de ben yakalayamazdım, billahi de yakalayamazdım. Çünkü onu yakalamanın bir şartı var. Hayatında teheccüdü hiç kaçırmayacaksın. Ancak yakalarsın onu. Yoksa yakalayamazsın. Onun için o kaçırmayana gelir o. Bana gelmez ki o. Öyle olunca o zaman siz ondan istifade edersiniz. Sahabe niye kıymetliydi abi? İşte o şeyde sahabele sohbet yazısında kendi ifadesi var. Güneşe diyor uydu olursanız güneşin gittiği her yere uğrayabilirsiniz diyor. Biz mesela uçağa biniyoruz.
saatte 1000 kilometre hız yapıyoruz. Bir insan saatte 1000 kilometre hız yapabilir mi? En fazla 10 kilometre yapar. Ama uçağa bindiğiniz andan itibaren o atmosfere girince o şartlar sizin de oluveriyor. Dolayısıyla bir bakıyorsunuz sizin hızınız saatte 1000 kilometre. Eğer uçağı görmese insanlar size derler Allah Allah ya senin kabiliyetini biliyoruz biz. Yani sen fazla 10 kilometre gidersin. Yani nasıl oluyor böyle 1000 kilometre hız yapıyorsun? Görmüyor ki uçağı neyle gittiğini. Üstattan bir örnek vereyim. Bir Şahina şeyhi diyor. Sunumu isterseniz kapatın. Sizi daha güzel mimiklerinizle beraber dinleyelim. bir Nakşi şeyhi diyor. Risale-i Nur'dan bir parçayı okumuş. Demiş ki işte efendim bu da ehli kozmografya gibi bahseder demiş. Risale-i Nur'un şeyini anlamamış diyor. Mantığını anlamamış. Tenkit etmiş. Sonra diyor aynı zat benim yanımda okundu. Aynı yer ona okundu. Ayıldı. Ve dedi ki diyor hayır hayır bu bütün başkadır dedi. Niye üstadın yanında okununca anlaşılır mesele? Bir anda hemen fark eder. Şimdi bizim insanımız tabii insiba var. Orada bir atmosfer var. En çok verdiğim örneklerden bir tanesini burada tekrar vereyim müsaade ederseniz. Şimdi ayda çekim gücü 6'da 1'dir. Dünyada 60 kilo gelen bir insan ayda 10 kilo gelir. Tartıyı götürse oraya tartılsa 10 kilo gelir. Ya çekimden dolayı, hava atmosferin çekimi gücünden dolayı. Ayda bir adam 60 kilo olan bir adam normalde diyelim. 60 kilo bir adam 10 kilo gelirken aynı adam dünyaya geldiğinde 60 kilo basar teraziye. Ya adam değişmedi. Kilosu da değişmedi. Fakat terazi farklı gösteriyor. Terazinin üzerine ayda çıktığı zaman terazi 10 kilo gösterir. Aynı adam dünyada terazinin üzerine çıktığı zaman 60 kilo gösterir. Bunun sebebi adamın kendisinin değişmesi değişmemesi değildir. Bunun sebebi oranın atmosferinin şartları, çekim gücü, yer çekimi orada farklıdır. Buradaki yer çekimi farklıdır. Sebebi budur. Tabii. Onun için bir insan hizmet atmosferine girdiği andan itibaren duygusu, düşüncesi, anlayışı, yani her şey değişir. Bir anda değişir. Zannedersiniz 40 senedir kitap okuyor. Zannedersiniz 30 senedir hiç teheccüdünü kaçırmıyor. Zannedersiniz şöyle olmuş. Ya dün bambaşka düşünen, çok farklı düşünen insan bugün bambaşka, çok farklı düşünebilir bir anda. Dışarıdaki profesör öyle düşünemez. Niye düşünemez? Çünkü o atmosferde değildir ki, buranın atmosferi farklıdır. Bu atmosfer değişiktir. Onun için Risale ile ilgili de, Risale'yi okurken ederken çok niye güzel. Biz böyle bir araya geliyoruz, herkesten istifade etmeye çalışıyoruz? Şunu ben mesela hep yapmaya çalışırım. Kim olursa olsun mesela herkesin arkasında namaz kılmak benim için en önemli şeydir. Bu benim için bir hedeftir, bir gayedir. Kim olursa olsun ama herkesin arkasında namaz kılmak arzu ederim, isterim. Sebebi şudur. Kimin güneş olduğunu bilemezsiniz. Allah'ın kime, hani herkesi Hızır bilmek meselesi var ya, her kapına geleni Hızır bileceksin, her geceyi Kadir bileceksin. Ne Hızır kaçar ne Kadir kaçar. Yani Allah kime ne verdi belli değildir ki. Güneş gibidir belki o zat. Bir namaz kıldırır. Sizin 20 senedir, 30 senedir gidemediğiniz yerlere o namazda ona tabi olmak suretiyle gidersiniz. İşte sahabe böyleydi. Onun için o sohbet yazısında sahabe efendilerimiz o güneşe peykler gibi, uydular gibi Efendimizin etrafına bir takıldılar ki diyor. O insibarla boyanınca bir bakıyorsunuz karıncaya basmaz hale geldiler. Çocuklarını diri diri gömüyorlardı. Müthiş bir değişim meydana geldi. Bizde de öyledir. Şimdi bazılarımız şunu mesela biz kaçırıyoruz. Efendim maşallah benim çok aklım var, yani gücüm de var. Maşallah dilim de laf yapıyor. Yani ben bunu her yerde kullanırım. Yani problem değil ki illa sizinle beraber olmam şart mı? İlla ki işte efendim beraber hareket etmemiz şart mı yani? Ne olacak yani? Etturuku ilallah bir adede el fasil halayık. Allah'a giden yollar efendim mahlukatın solukları sayısıncadır. Ben de gider orada geçerim. Bunu bu atmosfere girmeden önce söyleseydi çok problem olmazdı. Fakat bu atmosfere girdiği için böyle bir şey artık diyemez ve söyleyemez. Sebebi şu, bu meslek Haliliye mesleğidir. Bu yol Haliliye yoludur, dostluk ve arkadaşlık yoludur. Buranın meşrebinde hillet vardır. Yani dostluk bizim için, arkadaşlık bizim için, sohbet bizim için, sahabelik bizim için en önemli esastır. Ve diyor bunun ruhu, yani bu meslekteki insanları bir arada tutan ruh, o samimi ihlastır diyor işte. İhlas Risalesi'nden hatırlayın, samimi ihlastır. Öyle normal ihlas değil. İhlas kelimesinin içerisinde samimi lafı da var ama samimi ihlastır diyor. Sonra da diyor ki bu ihlasın yüksek kulesinden düşen Allah muhafaza düz bir zemine düşmez. Derin bir çukura düşme ihtimali var diyor. Sebebi bu işte. Çünkü Allah
O atmosferle, o insibala sizi öyle yukarıya doğru çıkartır ki kimsenin görmediğini görürsünüz, kimsenin duymadığını duyarsınız, kimsenin fark etmediğini fark edersiniz. Namazlarınız sizin, her ne kadar namazı şu duymasanız bile, öyle müthiş acayip şeyler getirir ki, size kazandırır ki, sırf bu atmosferden dolayıdır. Sözünüz dinlenir hale gelir, size işte efendim iltifat edilir, şöyle olur böyle olur. Ama insan bunu karıştırıverince, ha bana iltifat ediyorlar, ha benim sözümü dinliyorlar falan deyince, bu sefer balığın sudan çıktığı gibi dışarıya çıktığında fark ediverir. Bütün şeyler kesilir, ilhamları kesilir. O dediğim gibi artık aya gitmiştir, aya gitmiştir. Zanneder ki kendisi 60 kilodur. Teraziye çıkar çıkar bakar 10 kilo. Ya ben 60 kiloydum, vallahi 60 kiloydum yani. Ama atmosfer değiştirdin. Sistem değişince iş değişir. Bu kuraldır yani. Bunu çıkmadan fark etmek lazım. Çıktıktan sonra fark edildiğinde dediğim gibi derin bir çukura düşme ihtimali vardır. Çünkü ne kadar ganimet o kadar risk vardır. Bu işler böyledir. Lakat halaknal insane fi ahseni takvim thumma radadnahu esfele safilin. Niye esfele safilin? Çünkü ahseni takvime göre ayarlanmışsın da ondan. Yoksa bir bağışlayın bir hayvan gibi normal sıradan da olabilirdik biz. O zaman problem yoktu ki, bir sıkıntı olmazdı. Ahseni takvim varsa onun karşısında esfele safilin olur. Bu bir şeydir. Bu bir kaydedir. Bu bir kuraldır. Sebebi de şudur. Nevzat abi çok önemli bir sebebi var. O derinlikler olmazsa yukarıya doğru o zirveler ve yücelikler fark edilmez. Cehennem olmazsa cennet lezzet veremez. Bizim marifetimiz zıttan olur. Zıttan olduğu için Cenab-ı Hak bizi artıya doğru sınırsız götürecekse, o zaman eksiye doğru bizim sınırsız riskimiz olması lazım ki artıyı anlayalım, bilelim, fark edelim ve hissedelim. Yoksa anlamayız ki. Bilemeyiz yani. Hocamızın da işte yani anlayışı, algılayışı, okuyuşu, bakışı, fark edişi, hissedişi o şey gibi oluyor. Okyanusun dönüşü gibi oluyor. Onun için orada bir sayfa okuduğunda onun orada anladığı, fark ettiği şeyler, biz Risale'yi 10 defa hatmettikten anlamıyoruz. Normaldir bu. Yani şöyle de bir şeye girmeye gerek yok. Efendim ben neyi anlamadım, anlamadıysam okumaya gerek yok bunlara. Çünkü herkesin kabiliyeti ayrıdır. Allah herkesi ayrı ayrı yaratmış. Kolun vazifesi ayrıdır, ayağın vazifesi ayrıdır, gözün vazifesi ayrıdır. Şimdi biz her akşam şimdi karar verdik. Çoktan beri yürüyemiyoruz falan. Yürüyelim karar verdik. Dedik bir 45 dakika yürüyelim falan. Hem yürümeye başladık mı vücudumuzda en kıymetli organ ayaklar oluyor. Orada kafada duruyor, gözde duruyor, kulakta duruyor, sistemler duruyor. En kıymetlimiz ayaklarımız. Ama gelip de masa başına oturup da konuşmaya başladığımız zaman ayaklar devre dışı kalıyor. O zaman o kıymetsiz mi? Yok hayır. Herkesin kendine göre bir işi var, kendine göre bir vazifesi var. Esas olan herkesin kendi bulunduğu yerde o vazifesini yerine getirmesi, Allah'ın niyetiyle sonra da bütün gelirleri vücut olarak beraberce kullanmasıdır. Çok bizim güzel. Aramızda böyle bir şey var. Biz aynen. Bir bedenin azaları gibiyiz ve tek ruhumuz var. Ve bu tek ruhumuzda ihlas, bunun ruhu da ihlastır. Bu ihlası biz kaybettiğimiz zaman, üstadın o dediği samimi ihlası kaybettiğimiz zaman, nasıl insan ölür, artık bedeni parçalanır, değişik değişik alanlara artık bir yerde duramazlar. Bu ruhu biz kaybedersek ölürüz. Onun için şu anda o ruha saldırıyorlar maalesef. O kardeşlik ruhuna saldırıyorlar. O birbirimize olan itimat meselesine saldırıyorlar. Birbirimizi tenkit ettirmeye çalışıyorlar. Dertleri birilerinin, işte efendim ayıbını ortaya çıkaralım da bir daha bu ayıbı işlemesinler falan. Hayır maslahat değil dertleri. Dertleri o ruhun öldürülmesi, o ruhun öldürülmesiyle beraber itimadın kaybedilmesi, güvenin zedelenmesi, artık insanların birbirine sahip çıkmaz hale gelmesi, birbirine sırt dönmeye başlaması, dolayısıyla dağılması. Biz bu ruhu kaybettik mi dağılırız. En büyük esasımız itimattır bizim, güvendir. Ondan dolayı biz görmediğimizden dolayı tenkit etmiyor değiliz ki. Herkesin gözü var, herkesin aklı var, herkes her şeyi görebilir ve her şeyi tenkit edebilir. Ama niye tenkit etmiyorsunuz? Çünkü tenkit ettiğiniz zaman dağılacak bazı şeyler, parçalanacak bazı şeyler. Uçak düşmek üzere gibi bir hale girdiği zaman oradaki bütün tartışmalar onun düşmesini hızlandırır. Fakat sistemler düzelttikten sonra, tekrar havaya yerleştirildikten sonra, otomatik pilota bağlandıktan sonra istediğimiz kadar kavga edelim. Ne olacak? Hiç problem olmaz. Hatta herkesten çok biz kavga edelim. Hiçbir sıkıntı olmaz. Ama Efendimizin dediği, fitne dönemi dediği, orada ayakta oturan ayakta olan hayırlıdır. İşte efendim yatan oturandan hayırlıdır dediği mesele odur. Çünkü hayır adına bile bir şey söyleseniz, yani o koza, kör şey var ya, yani nedir ona? Odun kömürler oluyor bazen böyle. Yani üflemek için, söndürmek için üflersin. Maksadın söndürmektir. Oraya üflemek demek onu söndürmek değil, harlamak demektir. Yoksa bir türlü geçemeyiz, bu şeyleri aşamayız. Allah'ın
Allah'ın inayetiyle aşalım inşallah. Geçelim. Cenab-ı Hak bize çok şey lütfetti. Çok şey gösterdi. Çok şey hissettirdi. Yani lütufsa lütuf verdi. İmkansa imkan verdi. Tanıma derse tanıma verdi. Ebu Davud Hazretleri'nin meşhur şeyi vardı kitabı. Menhelül Azbil Mevrut diye. Taklı su kaynağı. Yani hadis kitabının şerhi. Ebu Davud'un şerhi. Mübarek Furi Hazretleri miydi sahibi? Yani tatlı su kaynağı diye isim vermiş. Efendimizin hadislerini şerh ediyor ya, ona tatlı su kaynağı demiş. Cenab-ı Allah bizi iki tane tatlı su kaynağının başında şu anda. Biz eğer bu iki tatlı su kaynağının başında birilerinden su dileniyorsak, susuzluktan öldük falan diyorsak, o zaman o tatlı sudan da içemiyoruz demektir. Sürekli içmek gerekiyor. İnsan çok pörsüyor abi. Günde 5 vakit namazın emredilmesinin sebebi bu. İnsan 5 saat içinde, 3 saat içinde pörsüyor. Yeni bir şeye ihtiyaç duyuyor. Yeniden bir şey yapmaya ihtiyaç hissediyor. Onun için ben okudum. O Risale'yi 50 kere okudum. O Pırlanta'yı 20 kere okudum. Hayır, öyle değil o mesele. Onlar aynen öz gıda gibi sürekli parça parça dahi olsa sürekli alınması gereken şeyler, hatırlatılması gereken şeyler, beraber müzakere edilmesi gereken şeyler. Kur'an fezekkir feinne zikra tenfe ul müminin diyor. Hatırlat sen, hatırlatma müminlere fayda verir diyor. Bizim insanımız ehli imandır. Hakiki ehli imandır. Allah huzurunda şahadet ederiz çok rahat bir şekilde. Ehli imandır. Dolayısıyla ehli insaftır. Hatırlattığınız zaman unuttuğu şeyleri, şu şöyleydi falan dediğiniz zaman bir itiraz etse de, iki itiraz etse de fakat vicdanı yerinde olduğu için evet der, en sonunda evet der, Allah'ın ayetiyle istifade edebilir. Hocanın talebe üzerinde hususi bir hakkı vardır. Özel bir hakkı vardır. O hak da öyle zannediyorum ona öğrettiği şeylere kendi malı gibi sahip çıkma meselesi. Yani ben yazayım edeyim. Yok yani senin yazmana da çok ihtiyaç yok. Sadece bunu anlatsan, ulaştırsan, insanların anlamasına vesile olsan bile yeter. Zaten denecek her şey mesela denmiştir, söylenmiştir. Bu ilhamı kapatmak manasına değildir. Yani ilhamı kapatma manasına değildir. Neyi düşünürsek düşünelim, hangi noktadan düşünürsek düşünelim, ana esaslar itibariyle inanır mısınız? Hep karşımızda buluyoruz da çoğu meseleleri. Ana konular itibariyle. Sadece işin tafsilatı kalıyor. İşin tafsilatı kalınca da o zaman sizin sadece vazifeniz, işiniz o işi tafsilatlandırmak. Üstad mesela bir örnek verdiyse 3 örneğe çıkarmak. O örnek mesela diyelim üstadın dönemine ait bir örnekse şimdi sizin döneminize bir çevirmek meseleyi, insanların anlayacağı şekilde meseleyi ifade etmek ki ben önümüzdeki şeyde inşallah o oturumla bunların üzerinde asıl durmayı düşünüyorum. Bunların üzerinde durmayı düşünüyorum. Çünkü Risale-i Nur'un en büyük şeylerinden bir tanesi bu. Sirli oluşun sebeplerinden bir tanesi bu. Bu asrın insanının karakterini, fıtratını, yapısını, beklentilerini, anlayışını ve bu asrın gidişatını ve bu zamanla beraber bu mekanı iyi fark edip, iyi hissedip Risale'yi de Kur'an-ı Kerim'den tabiri caizse süzerek o nabza göre şerbet verme şeklinde olmuştur bu iş. Böyle olunca da tam nabza göre şerbet olmuştur. Yani artık insan orada kendini bulur. Kendini bulduğu için de ona yabancı gelmez. Hani bazen insana dışarıdan bir uzuv takarlar sonra deneme safhası olur ya vücut bunu kabul edecek mi etmeyecek mi falan. Hani böbrek möbrek falan takarlar. Aynen onun gibi. Yani Risale-i Nur bu asrın insanına bir böbrek olarak yerleştirdiği anlayıp bana bir bakıyorsunuz ki sanki öbür böbrek alınmış da buraya yerleştirilmiş gibi yani. Böyle bir sistem şeyi var. Benzerliği var birbiri içerisinde. İşte bunları da siz fark ettiğiniz zaman, gördüğünüz zaman o zaman diyorsunuz ki yani bunun anlatılması lazım. Bunun ulaştırılması lazım. Katiyen ulaştırılması lazım. Çünkü çok burada esaslar var abi. Çünkü kök gibi buralar. Burayı beslerseniz şunu söyleyeyim, müsaade isteyeyim. Daha fazla uzatmayayım, hakkınızı helalim. Üstadın Yeni Sait dönemine geçişinin en önemli sebeplerinden birisi şuydu. Malum olduğu üzere hasta bir ağaç görüyordu. Bu hasta ağacı ıslah etmek için uğraşıyordu. Hasta ağacın dallarında görüyordu şeyi, problemleri ve hastalıkları. Onun için bir yerden bir dayak alıyordu. Ağacın altına, o dalın altına koyuyordu. Yaprağında bir sararmış gördüyse getirip bir ilaç yaprağına döküyordu. Meyvesinde bir kurtlanmışlık görüyorsa işte efendim o meyveyi ıslah etmeye çalışıyordu. Sonra Yeni Sait döneminde tabiri caizse şunu fark etti. Bu ağaç kökten kurtlanmış. Ben burada istediğim kadar ıslah yapayım. Orayı ıslah etmedikten sonra biraz sonra tekrar bozulacak. Bir yerden suyun kaynadığını düşünün. Sonra onun ileride cetvellere, derelere ayrıldığını düşünün. Eğer kirlenme kaynaktan oluyorsa sizin uçtaki derelerdeki ıslahınız çok işe yaramıyor. Bir müddet sonra tekrar batırıyor. İşte üstad bunu fark etti, bunu gördü.
Sonra işi gücü her şeyi orada bıraktı biliyorsunuz. Dedi ki ben bu merkeze gelirsem, bu kaynakta bu işi halledersem Allah'ın ayetiyle oradan beşerin ıslah olması kolay. Efendimiz bunu yapmıştı zaten. İnsanların kalbine birer tane bekçi yerleştiriverdi. Bütün sistemler düzeldi. Elini harama uzatmaz hale geldi. Kimsenin namahremine bakmaz hale geldi. Hiçbir yerden haksızlık yapmaz hale geldi. Hizmet ne yaptı? Hizmet de bunu yaptı. Şöyle bir hatıra anlatayım size. Kestane pazarını bir dönem Hazret abiler de iyi bilirler. Bize vermişlerdi. Bu kestane pazarının başındaki zat demişti ki toplantıda şöyle söylemiş. Ya demiş biz burada çocuklara bakıyoruz yetiştiriyoruz. Sonra bunlar burada mezun oluyorlar. Hiçbir tanesi geri dönüp bize bakmıyorlar. Hep vefasız çıkıyorlar. Ya bu hizmetteki insanlar talebeyi yetiştiriyorlar. Dönüyor geriye tekrar geliyor sahip çıkıyor. Dönüyor geliyor sahip çıkıyor. Nasıl oluyor bu iş falan? Ya biz bu işi yapamadık falan. Verelim onlara falan. Neyse karar vermişler. Verdiler. Sonra Allah rahmet etsin. O Muzaffer Özcengiz Hoca falan vardı. Hatırlarsınız belki. Cenab-ı Hak inşallah kanalına rahmet etsin. Amin. Onlar falan hep böyle işte belletmenler oraya hep gitti. 12-13 tane belletmen, müdür yardımcısı falan gittiler. Gittik oraya. Ben de vardım o zaman. Orada küçük bir çocuk. Biz şimdi belletmenlik yapıyoruz. İki ay sonra öyle zannediyorum. İki ay sonra çocuk bana geldi dedi ki bak ağlayarak şunu söyledi. Ya hocam dedi benim dedi bir arkadaşımdan çaldığım dedi bir para vardı. Bunu dedi bu beni artık dedi rahatsız etmeye başladı. Ben diyordum ki yani çaldım artık o da unuttu ben de unuttum. Unutmuştuk falan. Fakat yani bu kadar anlatılan şeylerin neticesinde artık bu beni rahatsız etmeye başladı. Sizde dedi benim emanet param var ya dedi çaktırmadan dedi onu dedi oraya şey yapsak aktarsak da dedi ben de rahatlasam. Küçük çocuk daha yani. İki ay sonra söyledi bunu. Şimdi insan hizmetin sistemi buydu. Bu da zaten hala da bu Allah'ın inatiyle. Onun için onları hani ben onları aktarsak yetecek dememin sebebi bu. Yoksa yeni ilhamların önüne geçelim, yeni şeyler yazmayalım. Hayır öyle değil. Bazı esaslar vardı ki bunlar hocam esastır, anadır, ana kaynaklardır. Buradan besleme yapmaz. Bunları insanlara ulaştırmazsanız, kökten ayarlama yapmazsanız bazı şeyleri üstteki uğraşmalarınız beyhude gidebilir. Çok şaşalı olsa da, çok görkemli olsa da, çok harika söz etseniz de, çok müthiş yazılar yazsanız da ana esasları iyi belirlemek ve oralara asıl insanlara ulaştırmak gerekiyor. Onu hallettikten sonra o zuhrufunu yani onun süsünü, güzelliğini, şaşasını, debdebesini, zülüflerini dağıtalım. Problem değil yani açalım problem değil, sıkıntı değil ama fakat esas onların ulaşması gerekiyor. İşte onlar adına da yani bunların bilinmesi, tanınması ve bu nimeti bir şükrü adına da ifade edilmesi gerekiyor. Cenab-ı Hak onu yani nasip etsin inşallah. Hüzefe'nin eserlerinin bir kısmı doğrudan doğruya kendi yazılarından oluşuyor. Yani sızıntının baş yazılarını biz ne yaptık? Topladık. Hoca efendim işte çağ ve nesil yaptık. Orta yeni ümitte, yani. Yeni Ümit'te baş yazılar yazıyordu. Onu topladık. İşte efendim Yeni Ümit'te iki tane kitap yaptık. Bir tane de kitaplaşmamış var. Ruhumuzu ne kendi dikerken ve kendi dünyamıza doğrudan sonra bir tane de şey var. Efendim gene orta sayfadaki yazıları topladık. Kalbin Zümrüt Tepeleri mesela diyelim yaptık. Ondan sonra kendisi mesela diyelim şeyde kalırken o tahta kulübede kalırken yaptığı o vecizeler. Yani ölçüler dediğimiz şeyler mesela bunun gibi şeyler. Mesela kırık mızrap gibi diyelim şeyler, şiirler bizatihi kendi eliyle yazmış olduğu şeylerdir. Hoca efendim bir bu şekilde kitapları vardır. Bunlar yazı şeklindedir. Fakat hiçbir kitabı hoca efendi oturayım ben bu kitabı baştan sona yazayım. Giriş, gelişme, sonuç işte size kitap dememiştir. Hocam böyle bir çalışması bildiğimiz kadar çok yoktur. Yani nasıl olmuştur? Bizatihi eliyle yazmıştır. Fakat hayatın içinden süzüle süzüle gelmiştir onlar. Mesela bir makale yazmıştır. O makale bizde gördüğü diyelim bir zaaf görmüştür. Yahut da takviye etmesi gereken bir meseleyi görmüştür. Başyazıda yazar onu gidişata göre ve bizim gidişatımıza göre. Sonra bir ay içerisinde insanlar onu sızıntıdan okurlar işte falan. Sonra hoca efendi o ne kadar etki etti onu görür mesela. Fark eder, hisseder. İkinci yazıyı o mantık üzerine bina ettirir. Yani hayattan süzüle süzüle geri dönüşümler tabiri caizse alına alına hayatın inkişafı, gelişmesi, gidişi, gidişatı, dünyanın gidişatı falan bizim oradaki konumuz, durumumuz falan onu bir daha alır. Ve bunu alırken de genelde kanunlar üzerinden meseleyi götürür. Hiçbir zaman biliyorsunuz şahıslar üzerinden götürmez. Hazreti Adem zamanında yer çekiminden bahsetseydiniz sözünüz hala tazeydi. Yani. Bakın hiç eskimeyecekti. Niye? Çünkü kanundan bahsediyorsunuz yani artık söz eskimez ki. Sistemi alır, kanunlar üzerine bindirir,
Onun için 96'da yazılan bir yazıyı aldığınız zaman Allah Allah ya, acaba dün mü yazdı ki, yeni mi gönderdi ki bu yazıyı falan diye insan şaşırır. Şaşırır. Hem hayatın içinden süzüle süzüle gelir. Bir ay, iki ay, üç ay, dört ay arka arkaya bir şey bir bina edilir böyle. Üstüne bina edilir. Tabiri caizse bir şey kurar. Bir insan prototipi oluşturur. Evet, evet. Ve bunu geliştirir ve bunu besler ve bunun eksiklerini görür. O nabza göre şerbet verir tabiri caizse. O kitapların hususiyeti odur. Hatta o kitapları alsanız, baştaki yazıdan sona doğru okusanız hizmetin bütün seyrini gönlünüzde, kalbinizde takip edebilirsiniz. Şöyle olmuş, böyle bir problem çıkmış, büyük ihtimal ona karşı şöyle tedbirler almış, o tedbirler şu neticeleri vermiş, şurada şu neticeleri görememiş, göremeyince tekrar üzerine gitmiş falan. Takip edersiniz çok rahat bir şekilde. Yani bir bütün insan gibi baş, ayak hepsini fark edersiniz, görürsünüz. Bu şekilde Hoca Efendi'nin şeyleri var, eserleri var. Sistematik, her şey sistematik ama. Ne diyecek, nasıl söyleyecek falan, onlar hepsini sistematik olarak şey yapıyor, ifade düşünüyor. Bir de vaazlarından yaptıklarımız var. Vaazı deşifre ediyoruz. Sonra onu işte efendim kendisine gönderiyoruz. Tahsiye ediyor falan. Ondan sonra da kitap şeklinde basıyoruz. Bunlar sistematik mi? Tabii bunlar da sistematik. Çok sistematik. Yani. İmana dair esasları anlatmış. İslam'a dair esasları anlatmış. İhsana dair, ahlaka dair meseleleri anlatmış. Muamelata dair meseleleri neyi anlatmış. Neyi? Yani siyere dair meseleleri Hoca Efendi anlatmış. Soru cevap şeklinde çok şeyleri ortaya koymuş. Yani dolayısıyla bütün bunlardan da bir araya getirdiğimizde ben şeylerini görmüştüm. Siz de belki görmüşsünüzdür. Yani bir mesela şeyin içerisine yazmış. Bir defterin içerisine bir sayfa şeklinde özet yapmış. Vaazda mesela ne anlatacak özeti var. Hangi ayetle girecek, hangi mevzuya geçecek, oradan nereye intikal edecek, oradan nereye gidecek, ne yapacak, ne edecek. Kafasında müthiş bir şey var. Öyle şey yok. Burada alalaşma derler. Rastgelelik yok. Rastgeleliğini Allah verdiyse anlatalım, söyleyelim, edelim yok. Hepsi sistematik. Sistematik olunca o zaman kitapları da şey yapmak kolay oluyor. Çünkü sistematik oluyor hepsi. Dolayısıyla da hepsi bir şeye hizmet ediyor. Ama insan şunu görüyor. Yani bir insan hayatı bu kadar bereketli yaşayabilir mi? Yani bu kadar hani feiza ferata fensab, yorulduğun zaman hemen şey boş kaldığın zaman hemen tekrar yorul ve ila rabbike fergab, fakat boşuna yorulma, Rabbine rağbet edecek şekilde yorul falan Efendimiz'in emri var ya. Allah. Ben o ayetten şunu anlıyorum. Demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dinlenmeye hiç fırsatı kalmadı. Hatta burada bazı alim zatlar, Araplardan bazı alim zatların bir ifadesi var. Ulema ittifak halinde diyorlar ki ecehede nefsehu mu diyorlar. Yani tam Arapçasını hatırlayamadım. Kendini iyi yormuş diyorlar. Efendimiz öyle diyorlar. Çünkü boşluk bırakmamış ki hiç. Boşluk bırakmamış. Boşluk münazasına bile istiğfar etmiş. Şimdi biz hocamızı görmeseydik abi, ya vallahi anlamazdık biz bu işleri. Anlayamazdık. Evet. İki saat uyuyor. Ben her gün oralarda kaldığım dönemlerde, işte biliyorsunuz 4-5 seneye yakın İstanbul'da kaldım ben yanında. Sonra işte Amerika'ya gittim geldim sürekli. Eğer dışarıya çıktığında bugün uyuyamadım. İki saat kesintisiz uykum yok. Bugün gene şey oldu. Bugün gene dolaştım durdum. Bugün. Uyuduğu şeyleri saysan daha çabuk sayacaksın. Bir insan buna nasıl dayanır yani? Bir bakıyorsun dua kitabını çıkarmış, bir bakıyorsun Kulubut Tarihi'yi derlemiş, bir bakıyorsun şu kadar kitap çıkmış, bu kadar vaaz etmiş, bir bakıyorsun şu kadar koşmuş, koşturmuş, gelmiş, fikir vermiş, görüşmüş, konuşmuş, uyumamış işte efendim. Dua dersen dua vakti orada, namaz dersen namaz vakti orada, teravih dersen teravih vakti orada. Yani hiçbir şekilde, yeminle size söylüyorum, etrafında bak ders halkası oluyordu. 60 kişiye yakın o zaman arkadaş oluyordu abi. Sabahın erken saatinde oluyordu ders. Bir de gece biz 12'ye kadar çalışıyorduk. Bazen sabaha kadar tekrar yapıyorduk sıkıntı olmasın diye. Orada etrafındaki çoğumuz mesela uyukluyorduk şey yaparken, ders okunurken. Tek canlı oluyordu, Hoca Efendi oluyordu bazen. Ya uyumamış sabaha kadar normalde. Senin aslında gözünün fal taşı gibi olması lazım. Hiçbir şeyi kaçırmaman lazım. Tek kaçırmayan o oluyordu. Çünkü kaçıracağı zaman hemen durduruyordu. Benim zihnim yoruldu. Bir dakika müsaade falan. Hemen durduruyor. O zaman anlıyoruz ki o gelen şeyler şu anda zihinde dönmüyor. O zaman duruyor. Bir 5 dakika durdu mu yetiyor zaten. Abi böyle boşluksuz yaşıyor. Hepiniz şahitsiniz abi. Hayatı herkesin gözünün önünde. Hiç kendine has, özel bir hayatını gördünüz mü? Gerçekten. Herkes yanında. Sürekli yanında. Sürekli çıkmak zorunda. Sürekli namazlara gelmek zorunda. Sürekli sohbet etmek zorunda. Sürekli insanlarla oturup yeme içme zorunda. Onlara hoş geldin deme zorunda. Kendine has, özel hiçbir hayatı yok. İçeri giriyor.
içeri giriyor 11'de, çıkıyor saat tekrar 2'de, tamam mı? Yani sonra da diyor ki gene uyuyamadım falan diyor. İçeride de bir şey yok. Yani hiçbir, abi çatlar ölür insanlar abi. Yani öyle bir sıkıştırılmış şey var ki. Hoca efendi derisi yüzülmüş bir insan gibi hissediyor her tarafı, her şeyi. Yani normalde siz bak elinizi istediğiniz yere dokundurun. Çok problem var mı? Yani evet tahammül gücü var ama fakat o güce göre de müthiş alıcıları var. Yani yani bize bir elem veren şey ona 15 veriyor. 20 veriyor. Efendimizin ifadesi var hatırlarsanız yani böyle. Dolayısıyla bu elemlere rağmen, bu hissedişe rağmen tahammül ediyor. Bu duyuşa, bu sezişe göre tahammül ediyor. Ben bu işin, hani bu hadiseler olduktan sonra gitmediğinin en önemli delilini hocamızın ölme işinde gördüm. Dedim ki, eğer bu iş bitecek olsaydı bu zat ölürdü. Kesinlikle ölürdü. %100 değil, %1000 ölürdü. Bu kadar yani demek ki daha ne diyorsa, tahammül veriyorsa Cenab-ı Hak ya, o zaman demek ki bu iş Allah hiç kimse endişe yani etmesin. Şimdi şurada gelmiştir paylaşım. Bakın bir en erken yazdığı eser Kızılayacağız. Bir de ileriye doğru şöyle biraz daha ileriye gidelim bakın. 1913'te yazdığı talikat var. Yani Kızılayacağız'la talikat ikisi ayrı. Kızılayacağız da başka bir kitabın şerhi midir? Hemen açıyorum size onu da bakın. Kızılayacağız dediğimiz Süllemül Münavrak diye bir eser var. Abdurrahman el-Ahdari diye bir zatın Süllemül Münavrak. Bu mantığa dair bir eserdir. Mantığın esasları önemli olduğu için bir merdiven gibi ona bir merdiven yapmış. Mantığa dair meseleleri anlatmış. O Abdurrahman el-Ahdari dediğimiz zatın Süllemül Münavrak isimli eserine üstad şerh yapmış. Haşiye yapmış. Haşiye düşmüş. Biraz itiraz etmiş. Biraz şerh etmiş. Biraz mantığı değiştirmiş falan böyle şerh yapmış. Bu El-Ahdari dediğimiz zatın Süllemül Münavrak isimli eserinde olan şeydir. Haşiyesidir. Hemen öbürünü açayım abi bakın. Diğeri de Gelenbevi Hazretleri var. O zata bunu da açayım. Bakın bu da talikattır. Gelenbevi dediğimiz zatın onun Bürhan diye bir mantığa dair eseri vardır. Bu da Hazretleri şey. De onun ona şey yapmıştır. Şerh yapmıştır. Dolayısıyla birincisi en birinci eseridir zaten. 1800'ün en sonlarına doğru. İkincisi 1913'tür. Onun şeyi. Abi telif edilmeyenler hiç telif edilmemiş. Zaten kendi ifade ediyor. Bunlar telif edilmedi diyor. Fakat daha sonra işte bazıları gelecekler. Bunu yapacaklar falan diye söylüyor. Ama yine bu türlü şeyleri de yoruma açık meseleler. Yani acaba bunu yazı olarak mı yazacak birisi gelecek? Yoksa işte hocamızın yaptığı gibi az önce ben haşir, cismani haşir meselesinden bahsettim. Hocamızın da haşir kasetleri var biliyorsunuz. Hocamız melekut alemine dair işte fizik ötesi aleme dair işte haşr meselesine dair şeyler var. O mevzuları çok uzun uzadıya anlattı. Hatta oradaki ayet-i kerimeleri falan aldı kullandı. Yani üstadın oraya koyduğu ayetlerin bazılarını falan aldı kullandı. Acaba böyle bir şer midir? Böyle bir tamamlama mıdır? Yani bunu o noktadan bir tamamlama olarak kabul edebilir miyiz falan? Çünkü aynı zamanda gönlüne gelen ilhamları da söyledi. Çok acip ilhamları söyledi. Ve Risale-i Nur'da dağınık olan o Haşr-ı Cismani ile ilgili şeyleri de topladı. Orada üstadın mektupta söylediği şeylerin çoğunu yaptı. Üstad orada öyle diyordu. Yani Haşr-ı Cismani'ye ait Risale-i Nur'da münteşir meseleleri toplayacak. Kendi gönlüne gelen ilhamlarla 10. sözden daha parlak bir şekilde izah edecek ya da tekmil edecek falan demişti. Acaba bu böyle bir şey olabilir mi? Yani olur demiyorum. Ben öyle bir şey iddia etmiyorum da. Fakat dediğim gibi yorum açık yani bunlar. Sonraki tamamlamalar nasıl olur, ne şekilde olur? Ya bu işte efendim 32. mektuptur, telif edilmemişti ya işte onun yerine bunu ben yaptım şeklinde mi olur? Bunu zaman gösterecek. Ve böyle bir şey iddia edildiğinde kim kabul eder, ne kadar kabul eder? O da ayrı bir şey yani, o da farklı bir şey. Ama netice itibariyle hemen ekseriyetle, şunu çok rahat kendisi zaten üstad söylüyor, ifade ediyor. Hemen ekseriyetle müzmin dertlerin bütün devaları diyor burada söyledi. Burada ifade edildi. Mesela Haşr-ı Cismani'yi yazamayışının sebeplerinden bir tanesinde şu olarak kendime göre şöyle görüyorum. Biliyorsunuz Haşr-ı Cismani'yi teknik ve teknoloji ilerledikçe daha iyi göreceğiz, daha iyi duyacağız, daha iyi fark edeceğiz. Şu anda biz bir yerdeyiz, aynı anda yüz yerdeyiz. Yani nasıl oluyor? Eskiden desekti ki bir adam bir yerde olacak, aynı zamanda yüz yerde olacak. Yani oradaki insanlarla konuşacak, edecek, onlar onu görecek falan hiç kimse anlamazdı. Yani dolayısıyla teknoloji biraz daha böyle ilerledikçe yani gözümüzün önüne doğru, tabii biz kıyamet şeye doğru yaklaştık. Bir yerde ben okumuştum bunu ama sonra yerini bulamadım. Üstad diyor ki, Darül Kudret'e doğru diyor dünya yaklaştıkça, burası Darül Hikmet ya, Darül Kudret o taraf. Darül Kudret'e doğru yaklaştıkça diyor,
Darül Kudret'in tesirleri dünyayı etki etmeye başladı diyor. Tamam. Onun için doğru, işte doğru. Açıl deyince açılıyor bir şey, kapan deyince kapanıyor şeyler, eskiden yoktu ki bunlar. Dolayısıyla Haçlı Cismani orada daha iyi anlaşılacak. Öyle zannediyorum. Çok daha deliller gelecek. O deliller o ayetleri daha iyi fark ettirecek insanlara. Daha iyi duyuracak insanlara. Belki de vakti olmadığı için o dönemin insanı bile o mesele o noktada çok belki sadece bir radyo var düşünün. Bir telgraf melgraf falan var ama şimdiki cep telefonları falan olsaydı üstad güven üklesini yeniden yazardı. Ya. Ama güven üklesinde şimdiki telefonlara dairdi. Diyeceği şey her şey demiş zaten. Söylemiş. Ana esaslar olarak mantığı zaten ortaya koyuvermiş. Siz buyurun alın devam ettirin. Çok şey değil. Onun için nasıl olacağı çok bilemiyoruz. Yani şeye açık bir mesele. Yoruma açık bir mesele olduğu için net bir şey ifade etmek de çok zor. Yani herkes kendisine göre bir şey çıkartabilir ve söyleyebilir. İşaret-ül İcaz'ın içerisinde, işaret-ül İcaz malumunuz 32. şeye kadar, yani Bakara suresinden 32'ye falan geldi. Ondan sonra şey yapmadı, devam etmedi. O Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim, meleklerin o sözü vardı ya, orada kaldı. İşaret-ül İcaz orada kalmış. Sonra üstad diyor ki, üstad'a demişler, niye işaret-ül İcaz'ı tamamlamadın? Hani sen bunu tamamlayacaktın, yani ta sonuna kadar gidecektin. Vallahi diyor daha sonra benim söylediğim her şey diyor. Bu 32. ayet-i kerimedeki Subhaneke la ilme lena illa ma allamta. Onun diyor zaten şerhi diyor. Bu ayetin şerhini bitiremedim ki 33. ayete geçeyim falan diyor. orada latif bir şey ifade ediyor. Yani normalde denecek her şey o noktadan ifade ediliyor, söylenmiş. Ama dediğim gibi abi esasları söylenmiş. Yani hocamızın da şöyle bir biliyorsunuz davası var. Efendimiz döneminde kıyamete kadar yaşanacak her şey prototip olarak yaşanmıştır. Bir maket gibi yaşanmıştır. Yeter ki uçlarını yakalayın, buraya doğru intikal ettirin, açın ve görün falan diye bir şey vardı. İfadesi vardı. Bu normaldir. Bu Allah'ın kudretidir. Bir çekirdeğin içerisine koca çınar ağacını yerleştiren Cenab-ı Allah, küçücük bir hayata, 23 senelik, 30 senelik, 40 senelik bir hayata bütün kıyamete kadar gelecek şeylerin numunelerini koyabilir. Yerleştirebilir. Orada küçük bir çapta bir şey onlara tabiri caizse oynatabilir ve yapabilir. Bu Allah'ın vücudu kudretidir yani. Ve Kur'an'da da aynı değil midir yani? Kur'an da aynıdır. Yani netice itibara çok şey değildir. Onun için bunu bu şekilde gördüğümüz zaman Allah'ın adıyla açmamız daha kolay olur, daha rahat olur. Bu fikri kısıtlamaz. Bu düşünceyi kısıtlamaz. Daha fikrin önünü açar. İnsan daha çok teşvik eder. İnsan daha çok heyecanlandırır. İnsan daha çok düşünecek hale gelir. Yani madem böyledir o zaman işte uçları var. Tut ucunu. Allah'ın hayatıyla gideceğin yere git falan. Uçlarını verivermiştir. Ve bunun uçlarını ileride insanlar daha çok tutacaklar abi. Diğer ilimleri gördükçe, diğer ilimlerde inkişaf ettikçe, kainatı hani savcıların çapraz sorgulamaları var ya, çapraz sorgulamaları, aynen onun gibi kainatı çapraz sorgulamaya alacaklar. Onun için senurihim ayatina fil afaki ve fi enfusihim hatta yetebeyyene ennehu'l hak diyor. Yani afakı dedik dedik edecekler. Enfüsü dedik dedik edecekler. Çapraz sorgulamaya bir bakacaklar ki ennehul hak yani. Ya bu Kur'an'ın dediği hakmış, hakikatmiş. Kitabın bir başta fihristi vardır. Bir de kitabın en sonunda fihristi olur. Başta fihristini okuduğunuz zaman kitapla ilgili genel bilgi alırsınız. Fakat kitabı okuyup bitirdikten sonra sondaki fihristi okurken artık hepsi yüreğinize, gönlünüze oturur yani. Evet, evet öyleydi. Burada dediği böyleydi, böyleydi. İki fihrist arasında daha kadar fark vardı. İşte bu iki fihristi birleştirecekler Allah'ın niyetiyle. O zaman Risale'yi daha iyi anlayacaklar. O zaman hocamızı daha iyi anlayacaklar. Daha iyi fark edecekler. Daha iyi takdir edecekler. Daha iyi yazacaklar ve insanlarla paylaşacaklar. Şaşıracaklar, hayret edecekler. Sevinçlerini zannediyorum ifadeye söz bulamayacaklar. Üstadın çok bahsettiği dört büyük arş var biliyorsunuz. Yani topraktır, sudur, havadır ve nur arşı diyor. Eskiler onu hani eski felsefede nur arşını biraz ateş falan demişler. Üstad onu ikiye ayırıyor. Nur ve ateş şeklinde ikiye ayırıyor. Yani bir taraf ışık, tabiri caizse ışık tarafı, bir tarafı da elektrik tarafı diye ikiye ayırıyor. Ama onu nur arşında birleştiriyor. Onun için mesela o nur arşından bir nur tarafından melekler, o arşın elektrik tarafından yani ateş tarafından da biliyorsunuz cinler yaratılmış. Yani o arşın öyle bir hususiyeti var, özel bir hususiyeti var. Şimdi bu arşlar içerisinde çok önemli arşlardan bir tanesi hava arşıdır. Hava arşı, mesela diyelim siz burada konuşursunuz, konuştuğunuz şey havada bir kelime Allah dersiniz, havada bir trilyon tane olabilir. Çünkü burada bir milyar insan olsa bir milyar insan sizin Allah dediğinizi duyar. Halbuki bir tane Allah dediniz, hava arşı şey gibi kopyalama yapar, çoğaltma yapar. Biliyorsunuz hani frekanslarla gider insanlara ulaşır. Şimdi hava arşına bir de elektrik arşı yardımcı olduğunda bu kopyalama daha da fazla olur.
şu anda mesela dünyanın dört bir tarafındayız. Ben burada konuşuyorum. Hava arşına bir kelime gönderiyorum. Hava arşındaki o kelimeyi, kopyalanmış kelimeyi şu anda şu elektronik cihaz alıyor. Elektrik vasıtasıyla frekansa çeviriyor. Buradan oraya gönderiyor, oradan oraya gönderiyor, oradan oraya gönderiyor, oradan size gönderiyor. Dolayısıyla benim bir kelimem bu odanın içerisinde konuştuğumda 1 milyon çoğalıyorsa, elektrik arşıyla o nur arşından az bir yardım alıp ittifak ettiği zaman karşıma 1 milyar insan çıksa hepsinin kulağına gidebiliyor, o kadar çoğalabiliyor. Demek ki ittifakta müthiş bir kuvvet var. Önce bunu bir şey yapalım, kenara koyalım. İkincisi işte bu hava arşında abi, bu hava arşı tohumlara, toprak neyse bu hava arşına atılan kelimeler de o tohumlar gibidir. Yani toprağa tohumu attığınız zaman nasıl o ağaç olur, meyve verir, inkişaf eder, sümbüllenir. Hava arşında da kelimeler sümbüllenir. Onun için kef, he, ya, ayn, sad dediğiniz zaman zannedersiniz ki burada söyledim ve burada birisi varsa duyar, ondan sonra da bir. Hayır, öyle değildir. O öyle acayip yerlerde, öyle acayip kapılar açar, öyle müthiş tesirler gösterir. Eskiden anlasak buna insanlar inanmazdı ama şimdi inanıyorlar. Ben burada olsam, bulunsam ve şimdi ta diyelim Amerika'da benim fabrikalarım olsa, şurada sadece bir ses komutuyla yani açıl desem, oradaki bütün fabrikaların ışıklarını, makinelerini açabilir miyim, açamaz mıyım? Açamaz mıyım? Açarım. Bir program yazarım. İşte bir küçük program yazmaya bağlı bu mesele. Bu sesini alır, oraya gönderir, oradan komut verir, bütün fabrikanın bütün çarklarını çalıştırır. Ne oldu ki? Bir kelime söyledin. Bu komutu da mesela arş diye bir komuta bağlasanız, arş. Sadece deseniz ki benden arş diye bir komut duyduğun zaman bütün fabrikanın makinelerini çalıştır diye böyle bir program yazsanız, burada oturduğunuz yerde binlerce kilometre ötede arş deseniz yeter sadece. Bütün fabrikalar harekete geçer, çalışır. İşte hava böyledir. Hava böyle olunca müthiş tesirleri vardır. Bizim bilemediğimiz alemlere bakan yönleri vardır. Orada çalıştırdığı şeyler vardır, etki ve tesirleri vardır. Sadece bu alemlerde değil, berzah alemi, mahşer alemi, sırat alemi, araf alemi, hatta cennet alemi, cehennem alemi gibi alemlerde bu sözlerin tesirleri vardır. Onun için siz diyelim Risale'yi okudunuz. Nur aleminden aklınızı, fikrinizi, oradaki ilminizi inkişaf ettirdiniz. Nur aleminden kalbinizdeki imanınızı takviye ettiniz. Yani nur alemine ait pek çok şeyleri beslediniz. İnkişaf ettirip güçlendirdiniz. Hayatınızın sonuna kadar bunu besleseniz, ağzınızdan çıkıp hava arşına giden, hava alemine giden ve orada dal budak salan gibi olmaz. Onun için onun yeri ayrıdır, bunun yeri ayrıdır. Bunun beslediği farklıdır, onun beslediği farklıdır. Ben zaten Risale'yi okuyorum, zaten Evrad-ı Eskar gibi okuyorum falan. Öyle olabilir, olur ama fakat onun beslediği bir alan vardır. Evrad-ı Eskar'ın beslediği bambaşka bir alan vardır. Siz 1000 tane vitamine ihtiyacınız var. Her gün C vitamini alıyorsunuz. O kadar çok C vitamini alıyorsunuz ki falan. Fakat D vitamini almıyorsunuz. Şimdi D vitamini almadığınız zaman D vitamini eksikliğine bağlı şeyler ortaya çıkar. Problemler ortaya çıkar. Onun için onu da almamız gerekiyor. Onun için Cenab-ı Allah siz namaz kıldığınızda zaten siz iyisiniz, güzelsiniz, ne güzel de artık sizin başka bir şey yapmanıza gerek yok falan demiyor. Hem namaz kılacaksın, hem rüküye gideceksin, hem secdeyi burnunu yere koyacaksın, hem orada bir söz söyleyeceksin, ifade edeceksin. İçimden söylerim, Allah kalbimi bilir. Hayır, kalbinden söylediğin sözlerin gittiği alem farklıdır. Dilinle söylediğin sözlerin gittiği alem başkadır. Fikrinle düşündüğün meselelerden gittiği alem bambaşkadır. Bambaşka bir alem vardır. Tavır ve hareketlerinle yaptığın ve bunların gittiği alem, o da başka bir alemdir. İnsan camidir. Ondan diyor Üstad, Cevşen gibi 1001 esmaya ihtiyacı olduğu için Cevşen gibi isimlerle, Cevşen'deki 1001 esmayla Allah'a dua ediyor. Niye? Çünkü 1001 esmaya tecelli olarak yaratılmış, yani mecla olarak yaratılmış. Öyle olunca 1001 esmadan medet almak zorunda ve 1001 esmaya sığınmak zorundayız biz. Çok yönümüz var. Bir yönümüzü geliştirirsek, öbür yönümüzü geliştirmezsek kalırız. Onun için bir bütün halinde meseleyi ele almak lazım. Fakat şunu da ifade edeyim müsaadenizle. Şeytan şu noktadan korkutmasın. Hangi birine yetişeceğiz, hangi birini yapacağız falan. Aramızda bizim bir iştirak, amal, uhreviye dediğimiz bir düstur vardır ki bizim yetişemediğimiz ve eksik kaldığımız noktalar zaten o tamamlamaktadır. Tamamlar. Ondan zerre kadar hiç kimsenin Allah'ın hayatıyla şüphesi olmasın.
Yani ama o ayrı bir mevzu, ayrı bir hususiyet. Nasıldır, ne şekildedir, bunun kanunları nedir, ispatı nasıldır, nasıl cereyan eder falan, ona gelince o uzun iştir. Cenab-ı Hakk'ın şöyle bir ahlakı var. Zaten biliyorsunuz Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak bizim için en önemli esaslardan bir tanesidir. Bütün peygamberler bunu ifade etmişler, hayatlarıyla bunu ortaya koymuşlardır. Cenab-ı Hakk'ın ahlakı şudur. İnsanlara muamele ederken, bir insan hayırlı mıdır, şerli midir diye onun hakkında hüküm verirken, tabiri caizse terazinin bir tarafına bütün hayırlarını, iyiliklerini yerleştirir, bir tarafına da bütün kötülüklerini yerleştirir. %51 bile insan eğer iyilikleri ağır basarsa o insana iyi insandır. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٍ. Bir başka ayet-i kerimede اُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ diyor. Nefislerine yazık etmiş olacaklar falan diyor. Bu Allah ahlakıdır. Ve bu ahlakla eğer biz insanları değerlendirirken bu noktayı nazardan bakmaz ve bu noktadan meseleye yaklaşmazsak o zaman çok sıkıntı çekeriz. Yani çok kötü dediğimiz birisi Allah katında %51 ile tabiri caizse paçayı kurtarır, yakayı kurtarır. İyi insanların tarafına intikal eder, geçer. Sonra onunla beraber oluruz yani. Maksadında kalırız. Onun için hani ayette diyor ya وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ. Yani onların diye birbirlerine kalplerindeki gıllı kuşları, dargınlıkları, şeyleri biz söküp atacağız. Kardeş kardeş onları cennete koyacağız falan diyor ya. Ben de şöyle düşünüyorum. Nasıl olsa Cenab-ı Hak sökecek, atacak, hiçbir şey bırakmayacak. Biz burada irademizle sökersek o zaman çok kıymetli olacak, çok değerli olacak. Yoksa öbür tarafta Cenab-ı Hakk'ın nez'ine bırakırsak, nez'ana kelimesi, o kafirin ruhunu çıkarırken böyle bıtırağı yünden çıkarır gibi çıkaran melekler için kullanıyor. Onların isimleridir o. Ve nazi'atü garka diyor ya, nazi'at. Nazi'at, Nevzat abi sizin bakın isme yakın. Nazi'at diyor, görüyor musun? Şu açıdan dedim, söylemesi bile zor. Nazi'at diyor. Çünkü orada da diyor ki kalplerindeki kıllı kuşu böyle nez'e edeceğiz. Nez'e yani. Onun için o zorluğa tabiri caizse bırakmadan burada çıkarmak esastır ve Cenab-ı Hakk'ın ahlakıyla bakmak çok önemli bir esastır. Yani bu sadece bir nokta olsun ama bununla alakalı tabii bizim esaslarımız içerisinde, Kur'an'ı esaslar içerisinde, nebevi esaslar içerisinde, hizmetimize ait düsturlar ve esaslar içerisinde söylenecek o kadar çok şey vardır ki. Ama dediğim gibi şimdi girmeyelim, sabır taşını iyice çatlatmayalım. Amin. Allah yardımcı olsun. Amin. Cenab-ı Hak rızasına muvaffak işlere muvaffak kılsın. En başta ettiğim duayı tekrar edeyim. Müsaade isteyeyim.